Geri döndük. Evet arkadaşlar, kısa bir moladan ve yaşadığım onca sinir stresten sonra döndük geldik. Döndük geldik. Şimdi gidelim bunu boşaltalım. Yalnız görsel olarak ürün yok. Şu an bakta. Orada bir bug yedik. X damperi aç diyor lan. Normalde X şu arka tekerleklerden birini indir kaldır yapmıyor muydu? Bilmiyorum vallahi bu kasanın da huyunu. Götüreceğiz orada göreceğiz. En azından bu kasayla şey yani rahat gidiyor. Abi itme yok, kalkma yok ya. Ya değil mi ya, rahat gidiyor. Ya başladık, hadi hayırlı olsun. Orada ne göreceğiz, ona bakalım. Göreceğim birazdan. Yeteri kadar video alamıyor diye başlar. O bilgisayar, bu bilgisayar niye böyle bir şeylik yaptın da bilmiyorum ha. Yani neden, neden? Belki o arkadaki başlıkta kopma olduysa yok, onu orada git gel yapıyordu olabilir. Ay şimdi gitmiyor. Hayda. Ha şimdi kırmızıya döndü. Ben anlamadım abi ya. Bu olayı çözemedim. %50 taşında diyor. Böyle sürekli kırmızıya gidecek, sarıya gidecek olmaz ki ya. Bu kasanın özelliğini ben anlamadım. X'e basınca ne oluyor diye mi? Ha, damperi aç dedi. Ha, açıyor bak altını. Tampon kalktı. Ha? O alttaki şu tampon iniyor, kalkıyor. Ha. Ne alaka? Ben de anlamadım. Süs herhalde. Allah'ım ya. Amacını anlamış değilim şu an. Ben de anlamadım hiç amacını. Şimdi bunu tarlaya götürdüğüm zaman kredi payına bir bakacağım. Ben sana söyleyeyim mi? Hı. Bu bilgisayarların yayın basma olayı var ya. Evet abi. Şu bizim kasa var ya, şey kasa, TikTok. Evet. Bundan ethernet kartlarıyla ilgili bir işlem yapmak lazım ya. Bakmak lazım yani. Hı. Ne yapalım abi, mecbur. Şak şimdi yine kırmızıya döndü. Döndü, birazdan oraya gelecek. Yok abi, 500'de kalıyor. Açmamış mı? 132. Sonuçta o payı kullanmak zorunda kalacağız ama. Bu burayı yaparken uyutsam mı? Ben sana istiyorum, ben olayı çözdüm. İşlenilen görüntüye göre hareket ediyor Seko. Evet abi. Bunu uyutsam mı bir posta? Ben bu bilgisayarın olayını çözerim de hata verecektir. Yani uyutabilirsin ama şöyle bir şey var abi. Şimdi uyutsan ne değişecek uyutsan? Bizim sarıcıyı yürütmek lazım, sarıcıyı. Ha, sarıcı doğru. Öbür arazileye götürmek lazım. Burayı bitir de öbür tarafı halletmek lazım. Bunu traktöre versek mi ki artık? Ne diyorsun? Yani kral... Ne istiyorsan onu... Bizim traktör boş değil şu anda. Ne istiyorsan onu yap, benim için sorun yok.
için de sorun yoktu abi. Ben sadece soruyorum yani. Ya da bu turu yapsın, bitirsin, ondan sonra bakarız da diyebiliriz yani. Sonuçta bir şekilde yapacağız bu işleri. Sarsın bakalım. Daha dur oğlum, yeni başlıyoruz. Daha ekici girecek işin içine. Daha yeni başlıyoruz. Oho! Kontrat alsak mı diye düşünmüyor değilim ha. Ben de düşünmüyor değilim. Ama basit işler. Evet. Mesela hasatlara girmeyelim hiç. Hasat bizi yorar çünkü. Doğru muyum? Sabanla sürme mesela. 9 numaralı arazi. Alabilir mi? Yani bizim traktöre takacaksın sabana, basa basa gideceksin oraya. Çok uzun. Çok uzun. Sabanı tak arkasına, tarlaya ver. 33. Yapay zeka ile gitsin. 33 daha mantıklı. Yakın bize. Şura. Bize 33 yakın. Alayım mesela. İyi de para veriyor aslında. Ver sabanı 800. Çalışsın. Değil mi? Ver sabanı çalışsın abi. Yanlış mı söylüyorum? Bununla mı göndereceksin? Neden olmasın? Niye mazotu biz yakıyoruz? Adamın traktörü bozulsun he? Tabii canım. Nasıl, o da mantıklı ha. Niye bize giriyor ki? Onlara girsin. Sonuçta baksana. Ulan şeyi gösterirken takıldık ya lan. Çözerim de. Geç kaldık çözmeye. Bu bilgisayarın derdini ben anladım ya. Anladım ben onun derdini. Neymiş abi? FPS değeri ve render kodlamasını değiştirmem lazım o bilgisayar. Değiştirdiğim zaman hepsi düzen oturacak. İşçi kardeş gidiyor. Ha. E gitsin takılsın orada. Bunları da alayım ben, götüreyim şeye. Ha, Aydın bizi yakaladı Discord'da. Bununla bir şey yok şu an. Olsun, yakıtını doldurayım şeye, bizim tarlalara götürürüm he. Aa, tabii o kadar iş yaptıktan sonra ya bir yakıt bitmiştir. Ne diyor abi? Tarlalar nereye bitiyor oğlum? Biter mi lan? Hala şeker pancarıyla uğraşık. Biz ufak bir mola verdik, geldik. YouTube kick yayını devam ediyor zaten. Ya abi bu sistemdeki bu hatayı çözeriz illaki. İlla çözeriz abi. Sıcak mı lan adını? Nasıl bir şey? Bir ayak boşta bir ayak tar. Ya öyle. Bu oyun öyle. Kimi nereden geçirmiştik? Bir öbür ağaçlardan mı geçmiştik? Yolun kenarından mı geçmiştik? Ben geçirmiştim. Ha, burası daha geniş. Ucu ucuna dönüyor nasıl sattımın aleti. Şimdi kredi payını sonuna kadar çektim abi. E tamam. Görevi aldığın zaman yine alamıyoruz. Farkındasın değil mi? Niye? 37, 37 verecek. Yok alıyoruz. Tarlayı alıyoruz. Alıyoruz. 140. Bak dur şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim lan? 148 bin istiyor. Dur şunun üstüne tıklayayım. 148 bin 80 istiyor. Bizde 131 bin var. Her türlü zaten 37 alacağız. Değil mi? Yani. Araziyi aldık. Üstüsü bir de buradan kalacak olan var. Araziyi almakla da kalmadık. Hem araziyi aldık
Hem siloyu aldık. Aynen. Şimdi biz bunu biraz uyutalım. Kredi üstümüzdeyken uyutmasak mı? Pasif gelirden kesiyor çünkü. Bakalım 131 vardı, ne olacak? Eksiye düşmüyorsa sıkıntı yok. Bakalım. Arttı. Evet. Bir daha yağmur yağıyor, hasat patlar. Bir daha uyutalım o zaman hızlıca. Durmuştur zaten. Yağışı görünce yapay zeka duruyor, beklemeye alıyor kendini. Öyle de bir sıkıntısı var. İki buçuk gelmiş. Bizim biçere baksana. Ha, dolmak üzere. Zamanı hızlandıralım, bir gün açsın değil mi? Gün bence yeteri kadar açtı. Temiz. O orayı yapıyor zaten. Yalnız romorkun içine malı koyuyoruz, mal gözükmüyor. O evet. Güzel. Ben de onu anlamadım, ömür öyle bir şey yaptı. Olacak o kadar bagajı, normal. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Her kasada bir götürüyorsun ya şu an. Hı hı. Aslında her kasada bir götürüyor olmamızın bize bırakacağı malı tespit etmede çok büyük artısı var ha. Evet. Neden? Aa, mülk geriye geldi. Ya iki gün arka arkaya yuttun ya, arka arkaya hala şey yapıyor. İsteği diziyor sana. Açacak. Belki damperden kaynaklı bir gösterme olabilir. Göstermiyor ama var diyor. Malı alıyor diyor. Görüntü bug olmuş işte. Görüntüde bir ufak bug yapmış. Olacak o kadar ya. Yani. Gayet temiz. Dolduruyor. Bunu bırakacağız, geleceğiz. Zaten %54 falan dedi en son taşınana. Ya bıraktığımız kasa yüzde kaç taşındığı gösteriyor bize. Oradan bu tarlanın ne zaman bize fink atacağını bilebiliriz aslında. Evet. Buradan yol sonuna kadar girelim aslında. O zaman tam kasada ne verdiğini nasıl kestireceğim? Hiç o kadar fazla doldurmaz diye düşünüyorum ama. Diyorsan hazır elimdeymişken bu sefer de bir 50 binle gideyim ha. Zaten şuradan yolun sonundan ayrılacağız abi. O sağa gidecek, ben sola gideceğim. O sağa gidecek, ben sola gideceğim. Moraya gidene kadar da kasayı bayağı doldurdun ha. İşte 4 mili gidecek. Makine hızlı gidiyor. Az. Bağır. On bir de çok oldu galiba. Onunla gideceksin oğlum. Bir değil 10. Ama bak şey söyleyeyim sana, 55 oldu oğlum, neredeyse kasayı fulledin ha.
ortasında. Yapmışlar o zaman. Neredeyse full gidiyorsun. Evet. Ben %10 atacağını düşünüyorum ya. Bu bırakmadan giremeyiz. Kaç demişti boşalttığımızda? %54. Yani %70'e yaklaşması bizim artımıza. Tabii. Şimdi adamın malını bırakırken sıkıcı oluyor. Sonra tarladan kalanı kendimiz için çökerken eğlenceli oluyor. Baksana şuna, itme yok, kalkma yok. Taşımacılıkta tır biliyorsun önemli bir alet. Kuzey tekrardan hoş geldin kardeşim. Aa. YouTube'a gelmişler. Hoş gelmiş. Bu sefer YouTube'da çok bir sorun olacağını sanmıyorum. Sarıya düşüyor bizim buradaki bas şey stream ama akıyor yani bir şekilde. Evet. Alo Kuzey. %60. Tamamlandı mı zaten? Şimdi yeşil yazacak zaten. Şu kadar taşındı değil mi? Evet. 61. Dur bekle. Bir daha verecek. Bir daha veriyor ya. Yola çıktı mı diyorsun? Valla verecek mi acaba? Oğlum koca bir de romorku getti, koca kasayı getirdin aslında değil mi? %6 verdi lan. %7. Çok büyük bir şey vermedi yani. Ne bileyim Kuzey, ne yazacaksın? Sen yazacaksın, biz bilmiyoruz. Biz oynuyoruz. Bizim şu an şu pancar tarlasındaki işi bitirip yeni arazimizi alıp siloyu koymak gibi bir derdimiz var. Aynen öyle. Tabii bir de paramız yeterse bakarsın parça. Eğer zaten tek sefere siloyu koyarsak biz malı sattıktan sonra arı koyabiliyoruz direkt. Evet. Bir tane kasa alıp kalan parayla arı basabiliyoruz. Bu böyle giderken ben bunu uyutayım. Ben olsam uyutmam. Niye? Sarıcı bitmedi, Ekim zamanına yaklaşıyorsun. Nisan'da lan Ekim. Sarıcı... Soya ekersek Nisan'da abi. Ne ekeceğiz bilmiyorum. Kendine zaman da tanıman lazım çünkü yeni araziyi alırsan o araziye de işlem yapacağız. Evet. Bir kere kiralayıp taş toplamamız lazım. Olur. Gübre atacağız, kireç atacağız, sarıcı atacağız. O araziye bir şey ekili gözükmüyor değil mi? Bir tek şu üstünde gezdiğin tarla kalıyor ondan sonra bu bölgede. Evet. Ya parsele çökmemize bir şey kalmamış desene. Bir de bu en ufaklarındandı galiba, bu ucuz. Oo. Sarı baksana, nitrojenleri falan rezalet. Buraya şeyi takacaksın. He. Örnek makinesi. Topraktan örnek alacağız daha. Süleyman'dan önce yapacağımız şeyler bu araziyi alıp bu toprağı düzenleyip, değil mi? Süleyman'ı gene alırız abi.
Bakalım mı ne kadar fiyatlarda Süleymanlar var. O senin istediğin Süleyman var ya, o ucuz o. 12 bin mi 15 bin mi öyle bir şey o. Ucuz o. Fiyatı da 500 bin ama. Bir de o kadar büyük mahsulü biriktirecek kadar süreyi koyman mesele değil, onu üretemiyorsun ki. 1 milyonluk süre var işte bizim bir tane, ilerlerde bir yerdeydi o. Ha şu bak 30 bin olan. 10 milyon. 10 milyon. İşini görür mü? Görmez mi? Ama bunu 30 bine koymadan önce dostum, o araziyi ekili bir hale getirmemiz lazım. Aldığımızda. Buradaki mevzu şu. Biz bunu 30 bine koyacaksak, önce 30 bine onu koymadan önce elimizde kalan parayı görmemiz lazım. Çok bir şey kalmayacak bence. Evet. Yani araziye eksek kar, öyle diyeyim sana ilk bin, turda. 1 milyonluk böyle var abi. O da 30 bin. Evet. Öbürü daha az yer kaplıyor, onu kullanırım oğlum. Tabii canım. 20 bine var o kaçlık. 15 milyon mu yazıyor orada? Aynen öyle abi. Ama şeyi var mı, önü var mı önü? Koyma yeri. Hem aynı yerden alıyor hem aynı yerden veriyor. Multifreeze sıra diyor işte abi, aldı 20 bin 15 milyon, bence bunu alalım biz. Daha ucuz. Nasıl? Aynen bakıyorum abi işte sadece ya. 20 bin istediğimiz işi yapacak bir sıra bulabiliyoruz. Bu likit saat, likit falan bu. Otuz yine 5 milyonluk var. 10 milyonluğu da var. Evet. 20 bine 10 milyonluk bulduk işte. 20 bine 15 milyon bulduk. Evet. Bence 20 bine 15 milyon gayet iyi. Daha mantıklı abi. Şu. Bir iki videosunu izledim. Kuzey fena değil. Ama tam da anlamadım onu. İncelemem lazım. Yani %65 olmuş da bu. Yalnız bu böyle %6 her kasada veriyorsa biz sıçtık hacı. Ama bir şeridi gidene kadar bayağı bir dolduruyor bunu. Güzel. İşte iki, bir şerit gitti, bir şerit geldi abi işte. Kasa doldu. Bir gitti geldi fulledi diyorsun ha. Sanırım bizim sarıcı çalışmayı bitirdi. Büyük ihtimalle bitiremedi. Yarıda kaldı. Kesin yarıda kalmıştı bu dallama. Yarıda kaldı işte. Geri zekalı ya. Nereyi yapmadı onlar, şimdi? Ben biliyorum abi nereyi yapmadığını. Belli ediyor zaten. Ver bak. Çalışıyor motor şu an. Bak. Ve de indirelim şunu. Şu yeri iyi yapmadı bak, garanti şu, zaten. Şu belli zaten abi. Bariz belli. Baksana. Bak yapmadığı yerler belli. Bura. Bir de arkası. Şu ucu da yapmadı tabi. Tabi. Uçta bazı yerler. Ekin tahribatını kapattım Kuzey. Can sıkıcı oluyor. Ekin tahribatı gerçekten çok kötü oluyor ya. Hem senin ürününe zarar veriyor, hem başka şeylerin adamların ürününe zarar veriyor ve bunu senden para olarak da kesiyor. Ekin tahribatını kullansa. Ekin tahribatının böyle kötü yanları var. Ya o iyice şeye giriyor yani. Full profesyonelliğe giriyor. Ekin tahribatını açtığın zaman traktörlerin tekerlekleri falan hep farklı yapman gerekiyor. Evet.
Ama bu tarım modunu kullanırsan ekin tahribatında sıkıntı yok. Ama işte biz tarlanın ortasından yardırıp gidiyoruz ya, işte onu yapamazsın ekin tahribatında. Evet. Bu sefer sürekli para kesecek o zaman işte. Yolları kullanacağız. Şimdi bu mu kaldı bir tek? Aynen öyle abi. Bu zaten Sarıcı'da kalsın, bize bir araziyi mıncıkladığımızda saracağız mecbur. Yani. Sarılı da olabilir tabii. Alın canlayacağız. Bunu buradan aşağı salacağım. Gidiyor. Bir çer de verdi. Zaten dolmak üzeredir. Dönecek onu. Döndükten sonra da dolacaktır. Çünkü %70, %80'leri falan mı? 95. Bir dakika lan, bu ne aldı ya? Çalışıyor. İyi lan, bir şey kalmamış. En azından bu tarlanın mazot parası ve makine eskitmesi bize girmek. Yani bizim sadece tek eksik gerçeğimiz oldu. Sabah ne? Sabah. Bu sabahın zaten yaptığı iş belli abi. Abi girdiği zaman arkadan yanaşayım, bir yandan ilerlesin. Bir yandan da boşaltayım, bir yandan da gideyim diyorsun uçağa kadar. Ha. Ne gelirse. Bekleden giremez. Girdi mi? Girdi. Aç bakayım. Hı, bak, takıldı. Kısa takıldı. Ha. Orada bütün yarısını bitirmiş. Bak sabahını gördün mü? Evet. Hadi güzel, otopilotta. Hop. Gayet güzel dolduruyor. Şu an... Aa! Onu şey hata yaptı. Aynen. Durdursan orayı. Komple durdur onu aslında. Kapat Discord'u. Yapacak bir şey. Şimdi onunla uğraşamayacağım valla. Şu an onunla hiç uğraşamayacağım. Sus dur lan. Ama... Çok yaklaşmış. Oraya kadar ne çıkar lan? Ya malzemeyi götür getir de sorun yaşamıyoruz da. Malzemenin gitmesi gelmesi problem olmuyor da hocam. Mesele malzeme değil zaten burada. Yüzdesi çok yavaş. Faydası çok az yani. Koca kasaya götürüyorsun abi, %7, %8 veriyor sana. O belki 3'e kadar fulleyebilir bunu. O da mümkün tabi. Geç o kadar hızlı yükselmiyor lan. %95 falan olursa iyi. %95 götürecek. %100 olmaz mı? Daha demin %95 götürdü. İlan olacak. 96 oldu. Aa. Ne kadar? Olsun. 58'lik değil miydi oğlum bu tank? Kısa. Galiba. 58 değilmiş demek ki, 60'mış. Şu orana bakarsan 60'mış demek ki. Evet. Ya da 59. O civarda bir şey. 58 olmadığı kesin, yoksa şu anda %99 yazıyor olması lazım bu arada.
Belki 59 olabilir. Bizim o bak soyayı yaptığımız zaman gibi düşünsene, bak orada götürüyorsun bir anda çat 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 %15-20 atıyor. Yani şunun tonajı ya, verdiği ton olarak bakarsan ya, bu bayağı mal veriyor demektir bu. Abi pancar rekoltesi yüksek işte. Çok veriyor da işte para etmiyor. İşte. Çok ürün veriyor ama ürün para etmiyor abi, etse keşke etse. Aa biz şeye bakacaktık. Ne? Un ne kadar da gidiyor. Bakarız şimdi abi boşalırken. Hazır aklıma gelmiş. Grafiğe bakalım. Bakalım. Değil mi? Aynen. Hangi verimde, nerede, nereye, ne kadar verim veriyor diye. Bakalım. Ama bizim bunu depolayacak şeyimiz yok ha. Yerimiz yok. Sadece bir bakalım, ona göre yulaf mı ekeceğiz, ne ekeceğiz? Ona göre. Ama onun ürünü... onun güzel tarafı ne biliyor musun? Un fabrikasını koyamıyorsun ki, un yapacaksın. Para yok. Ama soyadan daha mı mantıklı diye bakacağız. Evet. Yani oraya mı yönlenelim acaba? Şu an soya seçili. En yüksek ne veriyordu soya? 1300. Tamam. Unu bul abi. Yok. Soya daha fazla veriyor. Ekmeğe tıklasana be. Ha, unu koyacaksak eğer fırını da koymamız lazım. Evet. Doğru mu? Ya bunların ikisini aynı anda alabiliyor en isek. En düşük 1100 veriyor. En yüksek 1700 veriyor. Ya bu mantıkla bakarsak bizim şöyle yapmamız lazım. Un fabrikasıyla ekmek için fırını aynı peki, anda alabilmemiz lazım. Peki ne yapıyor? Bas bakayım. Ekmek daha fazla veriyor. Ekmek daha fazla veriyor abi. Şeker bile... Kıyafetler 10.000 de şekere bak bakayım. Şeker çok ölü. Ölü ki ne ölü. İyi işte kanola. Zeytinyağı. Tamam kanola, zeytinyağı. Yağlardan kazanıyorsun, yine yağ kazandırıyor. Yağ şey, kanola en düşük 1300 veriyor. Belki en ilk etapta 1900 veriyor. Ayçiçeği 2000 veriyor. En düşük. O zaman burada fabrika olarak yapılacak en mantıklı şey kanolayı baz alarak konuşalım. Yağ fabrikası kurmamız yağ lazım. Yağ fabrikası kurmamız lazım. Bizim kanolayla şeyi ilk işletmemiz yağ abi. Kanolayla başlayacağız. Daha kanolayla sonrasında ayçiçeğini şey yapmamız lazım. Depolamamız lazım. Kanola fabrika ama işte alım satım yapmadığımız için ya şu anda satacak ürün yapmamız lazım. Balları şey yapacağız ya, bal mesela en düşük 920 veriyormuş. En düşük o da. Sen diyorsun ki biz şimdi o tarlayı alıp pasiften kazanmak için yardırmamız lazım. Heh. Silo alıp şimdi mesela o tarlayı alacağız. Kalan paraya göre 15 binlik siloyu alacağız. Onun için sürekli kanola ek. Doldur. Sürekli kanolayla doldur. Kanola haznesi bittiyse bir şey biçer döver başlığı al. Bu sefer ayçiçeği doldurmaya başla. Abi kanola haznesi falan değil. Her üründen toplam 15 milyon koyabiliyorsun. Hepsinden 15'er milyon koymuyor. Kasım. Hayır, toplam 15 milyon koyabiliyorsun. İşte yani o... örnek veriyorum. 3 milyon kanolan olsun, 10 milyon ayçiçeğin olsun bir şey fark etmiyor, anladın mı? Demek istediğim nokta o. Öyle mi çalışıyordu ki onlar? Onlar öyle çalışıyor. Peki o zaman ben sana bir soru sorarım. Bir önceki sezonda 500 binlik şeyde niye 250 binin üstüne arpa almadı? Boş gelsin o. Şöyle boş değil abi. Bir silonun yanına 7 katlık fark ediyor sen. İşte 500 binlik siloya 135 mi 138 mili arpa koydun sen. Diğerlerini koyabiliyordun ama arpa koyamıyordun. Diğerlerini de koydurmuyordu abi. Koyduk. Kanola koyduk. 50 bin ton kanola koyduk ama geçmedi üstünü. Çünkü 237 miydi neydi onun şeyi? Ona eksili attık, ondan sonra şey olmaya başladı, almaya başladı. Sen diyorsun ki biz bu 4 araziyi full kanalaya basmaya başlayacağız. Balla malla ayakta kalmaya çalışacağız. Balla, o pasif gelirle falan. Ama bir sıkıntı var. Ayakta kalmak kurtarmayacak çünkü yağ fabrikasının parasını kazanmamız lazım. Şey yaparız abi. Şey çalışmaya bitir daha. Biri. Ama hangisi? Bu olmadığına göre sarıcı. Dönemedi çünkü. Bir tek bu ucu ve altta bir yer bırakmıştır bence. Büyük bir ihtimalle. Bu da V der, indiririm. Sonra devam edelim. Yani üretim tesisi için yatırım yapmaya başlayalım mı diyorsun? Yani. Ama kanalayı çok tüketiyordu ama değil mi? Tabii. Biz
ya ayçiçeği zulalayacağız. Ayçiçeği zulalayamazsın, senin makinen ayçiçeği ekmiyor. Eken bir şey bulacağız o zaman. 200 binlik makineyi mi alacağım? Yani bir şekilde bir şey yapacağız. Ya da makineye garajdan gir bak, ayçiçeği ekmiyor diye biliyorum bizdeki. Dur bakalım abi, şimdi şurayı bitirelim mi? Çünkü şu pasif gelir var ya, şu koyduğum baz istasyonları. Hı. Bize o kadar çok yardımcı olacak ki pasif gelirde. Olay biriktirmek. Çünkü sen bu kanal işlemlerini yaparken de bir ciddi bir işçi parası ödüyorsun. Tabii canım. O noktada da... Ama işçi parasını da pasif gelirlerden, ballardan, mallardan kurtaracağız. 150 bin mi, 140 bin mi ne şeyin fiyatı, yağ fabrikasının fiyatı? O kadar mıydı? Hı hı. Az para değil yani. Ama şey daha ucuza gelir. Un fabrikası. Niye biliyor musun? Şey, fırın daha ucuza gelir. Fırın 50 bin. 50 bin mi? 55 bin mi ne? Un fabrikası 80 şimdi, bin ama iki ayrı parça. Bu araziye koyacağımız şeyler çok kısıtlı olacak abi o zaman. Bu araziyi kullanmasını iyi kullanacağız. Hele bir alalım. Şimdi şöyle yapalım bak. İnşaat diyelim. Üretim at. Fabrikalardasın şu an. Fabrikalar. Bunlar ne lan? Silo gelmiş işte ya. Listeleme hatası abi. Bak. Bu ne diyor? Bak şu 70 binlik var ya bak. Bu mandıra. Heh. Bunlar bizim istediğimiz şeyler değil. Soya mı? Soya. Su ve soya fasulyesi diyor. Soydrink diye bir şey üretiyor bu. Şu evet. Soydrink'i bulsana bizim listede. Oha. İşaretine bakıp taktık, tamam. Soydrink, 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 soydrink. Nerede o? Acaba nereye satılıyor soydrink? Ha? Ne diyorsun? Çok dikkatli bakmak lazım. Patates cips diyor. Aha, soydrink. Tıkla. Oğlum. Lan soya ve su diyor. Satış noktası yok. Bunun satış noktasını biz mi koyacağız? Satış noktası yok. Bir dakika. Soydrink nerede satılıyor abi? Tekrar inşaata gelsene. Satış noktalarına tıkla. Bak üstte yazıyor. Bak Soydrink satış noktası. 4000. (gülüyor) 80 bine şu mavi olan ne? Factory Bolton Milk mi? Ha milk bu, geç. Soydrink acı. 4000. Peki bunun malı bırakacağımız yerde şu önü. 80 bin fabrikası 4000'de bu 84 bin. Fiyatı 2000'lerde. Ne diyorsun? Soydrink? En başa döndü şimdi, neler var diye bakacak. Fırın. Patates cipsi fabrikası nerede abi? Ne yapacağım şimdi? Ama patates ekmemiz lazım onun için. Ya değmeni 80 binmiş. Üzüm işleme, fırın, marangoz, mandıra, iplik, fıçı, mobilya, döşeme, demir fırın mı? Maden kuyusu derken. Kağıt alakası. Oğlum, Platinum ekspansiyondan neler gelmiş bana baksana. Fırına bak. Mesela bu fırının, bu fırın özelliği ne ki? Bu da 50 bin. Premium diyor. İlla ki vardır bir şey değil mi? Tabii canım. Aha, patates işleme. Ah! Kocaman. Buraya patates boşaltıyorsun, cipis alıyorsun. Havuçtan da dünyanın içeceğini üretiyor. Evet. Çorba morba üretiyor oğlum lan. Çorba oha! Fabrikası. Lan oğlum, bu ne lan?
Bunlar söyle siktir et. Peki sat... Bok fabrikası. Tahıl değil mi ne? Ufak dur. Bu soya iyi kazandırıyor. Bu ne? Fan prodüksiyon diyor. Alır ve farklı ürünlere dönüştürür. Bak yükleyeceğim ürünler üstte. Çıkan ürünler altta. Tahıl 65'e tahıl değirmeni var la. Ucuzu da var. Oğlum ucuz tahıl değirmeni bulduk. Yalnız soya fasulyesi mantıklı geldi ama şu an tahıl değirmeni çok ucuza geliyor. Al bir, bir tahıl değirmeni daha. 60 bin bu daha da ucuz. Ha? Ne? Ve daha küçük. Galiba. Malı nereden koyuyoruz biz bunun için? Şuradan. Şuradan. Koyup önden alıyoruz. Evet. Bir şey soracağım. Bunu alıp yanına fırın koymak... Bu da tahıl değirmeni. Bu bizim kullandığımız. Şeker diyorum ya. Şunları... Bu ne? Bak, üstteki ürünleri görüyor musun bak? Evet. Onları alıp alttakilere çeviriyor. Cücük kadar şey. Şeker değirmeni, 70 bin. Bu da varmış, bu da varmış. Bitti. 60 bin o tahıl değirmeni çok mantıklı yalnız. Seralara neler gelmiş? Dünyanın serası gelmiş. Seraya bak. Ya. Ürettiği şeylere bak ama. Şeker kamışı mı üretiyor? Gübre ve su koyuyorsun. Bir de o yeşil tohum var. O tohum ne tohumu bilmiyorum. Ondan koyuyorsun. Gübre, su, tohum işte. O ürettiği şey başka bir şey bu. Aa baba. Bak normal başka bir şeye tıkla. Bak. Kara lahana falan çıkıyor. Gül yap, gül çıkıyor. Evet. Geç bakalım daha büyüklerine. Abi. Ağaç serası. Değil mi? Evet. Başka yok da hepsi bu. Bu. Bu neymiş? Bu bizim standart domates 3 ürünü. Şu yok otu... bu farklı. Bizim bok istiyor bu. Bu. O bok istiyor zaten. Bu istemiyor. Bak bu bok istiyor. Bu, evet bu gübre istiyor. Bak gel şeye 30 binlik olana gel. Bak gübre koy diyor, su koy diyor, tohum koy diyor. Gördün mü? Evet. Ama bundan dehşet şeyler çıkabilir ve bunu şu otopark çizgilerinde kullanabilirsin. Tam oturuyor. Farkında mısın? Pasif olarak yüklenebileceğimiz bayağı güzel şeyler gelmiş la buraya. Ha? Hoca ne diyorsun? Kara lahana yapalım kanka, salada yaparak. Gullen de reçel ederik. Bir de inek merasından tereyağını aldık mu, zabağına sürüp sürüp yürük. Gülme oğlum, ben Isparta'da üniversitede okudum. Gül reçeli çok yedim ben. Gül reçeli ben de yedim canım, annem yapıyordu zamanında. Isparta'nın biliyorsun üretim noktasında en meşhur şeyi gül. Benim nevale alt katta değil mi? Alt kattakine bir bakalım. Şu alt kata bir bakayım ben. Neredesin çocuğum? Gel hadi, gel hadi, gel ha. Gildi. Bir şey diyeceğim lan. Bu kasayı doldurup götürüyoruz ya biz. Dostum. Nerede benim malzeme? Ha, burada. Malzememizi yerine koymalıyız. Şöyle koyduk mu mis. Şunu da vir.
Gözüme ne oldu lan? Aaa yandı. Gözüm yandı. Şunu kapat. Nereye gitti lan bu? Gitti oldu. Gitti işte oğlum. Yala buraya. Zaten... İki telefona bakayım. İki dakika bu telefona bakayım. Son uzunu gitti geliyor artık. Kısalacak artık mesafe. Daha hızlı yürüyecek. Aç aç geliyor maç. Kasayı dolduralım biraz da aç. Zaten neredeyse tam boy dolduracaksın şu an. Doğru muyum? Bayağı bir şey geldi çünkü. Geldim hacı abi, al geldim. Ben üstüne çok yaklaştım lan. Adamın makinesini kaldırdın havaya. Kaptan, pardon kaptan. Bayağı güzel, hızlı bir şekilde doluyor şu an. Ben söyleyeyim sana. Bu dönüşte bu sıra biter herhalde. Biter. Bitmeyebilir ha. Bitmez. Geri tekrar çıkacak yukarı. Ama bu sefer %97'yi %98'i görecek galiba. %97. Harbiden bir şey kalacak burada. Bir sıra kalacak, onun için geri dönecek mecbur. Ondan sonra yardımcı bilmem ne çalışmayı bitirdi diyecek. Tabi arka tarafı bulamayacağından mütevellit. Öyle diyecek tabi, ne diyecek başka? Götürürüz, yaptırırız. Hallederik. Bu zaten ben sana söylemiyorum. Bak böyle gidiyoruz ya. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Pancar işi bitti mi zaten bir anda atak gelecek bizim tarlaya ya. Diğer tarla bitmiş olabilir mi? Sabanın işi bitmedi mi hala? Yapmış olsa lazım. Ya bitti ya da tarlayı bulamadık. 2-4. Ben sana söyleyeyim. Şey çok fazla şeyimiz var. Kral. Üretim ve satış noktaları olayında çok işimiz var. Evet. Şu an istersek biz... Ama biz onu yapamayacağız biliyorsun değil mi? Tarlamız yok. Hayır, istesek de yapamayacağız 30 gün içinde. Yaparım ben. Bakalım bakalım şuna. Bence bitiremedi lan o salak onu. Bence bitiremedi. Bitiremedi. Bitiremedi dedim ya. Kapçuk ağızlı. Ver yapay zeka amca gitsin gelsin. Çok gitmeyecek zaten belli. Birkaç kere git gel yapacak, gidecek ondan sonra. %75 taşındı dedi. %75 dedi. Daha çok taşıyacağız. Ama sen bir şey mi? Sen diyorsun ya yeni oyun gelene kadar biz bunu yapamayacağız diye. Ben sana söyleyeyim, yaparız biz onu. Biz kırız oğlum. Her akşam yayına çıkmamız gerekiyor. Ondan değil oğlum, biz onu zaten yaparız. Allah'ını seversen soy drink diyor. Soy drink yapmakta ne var lan? Ya kolay şeyler yapılır abi. Şu tarlayı aldıktan sonra soy drink 2 dakikada yaparsın sen. Kolay ve basit şeyler yapılır. Diğer detayları diyorsun değil mi? Diğer detaylar var işte. Acaba o detaylar bir sonraki oyuna entegre edilmiş mi gelecek? Bak bilemiyorum. Yani Platinum Edition'da bunları verdiyse
Onda bir kısmını verir herhalde. Sonradan ekledik o ekspansiyonu ya. İşte. Onda bir kısmını verir büyük bir ihtimalle. Diye düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz. Oğlum bir de onu alıp mod alacağız orada ya. Mod indireceğiz bir sürü. Bayağı iş var orada. Bakın abi. Onun için geri gelecek. Yapacak bir şey yok. Ne yapıyor? Bizim sarıcıyla falan işimiz bitti zaten. Evet. Bunun keyfini bekliyoruz şu an. Tarlaları sabanla görevleri geliyor ya. Aslında diyorum 9'a bu tarlaya bunu götürüp de 10'da mı yaptırsak? Bizim şekerin işi bitmeyecek belli. Bitirdi dedi. Çünkü tarlayı bulamadı. Ya bitirirse? Şimdi şeker kısa bir süre inecek. 9 buradan biraz daha büyük. Bizim de makine küçük. Ya da ufak boylu bize yakınlardan 2000'lik 3000'liklere vereceğiz. Maksat mazot paraları çıksın çünkü bunun mazotunu biz ödemeyeceğiz. Yani. Bunu göndereceğiz zaten. Bu traktörün mazotu bitene kadar döndürdür, ne olacak ki? Bakalım bir ne varmış. 32 var. Sabanla süre bitti. 32 ne? Hemen üstündeki. Burası. Alıyor mu zaman 32? Al oğlum al. Bitti zaten bu görev. 33 bitti tabii. Bak. Gelsin paramız. 8000. Allah bereket versin. Ben sana bir söyleyeyim mi? Biz saban görevini yap, bitir, şey şeker pancarını bitirmeden alacağız bunun parası, şey tarlayı. Farkında mısın? Alo. Pancarın parasını alıp direkt tarlayı almayalım mı? Başka saban zaten kalmadı. Gördüğüm kadarıyla az kaldı yani, var da. İşçi aldın. Kim tarlayı almayı diyor? O bizim tarlayı alacağız ya. Aha. Şunu diyorum bak. 43 var ya bak. 43 evet. Nerede lan? İşte aşağıda, şurada. Nerede? 42. 43 burası. Tam bizim tarlanın arası. Çok büyük. Büyük. Büyük de. 9000 veriyor mu? Bu şerefsize. Yakın da. Büyük 9000 veriyor. Toprağı işlemelerde ne var? 36'da toprağı işleme pulluk değil mi o? Evet. 36 nerede abi? 36 şurası. Bizim traktörümüzde pulluğumuz var biliyorsun değil mi? Evet. Ve boşta. Mantıklı geldi şu an galiba. Mantıklı geldi. Ekim zamanında daha çok var. Pulluk da var. Pulluk kendi parasını çıkarttı bu arada. Evet. Harbi parasını çıkarttı alet. Ya. Ya ufak da abi zaten ticari almadık mı biz bunu? Biz kendi tarlamızda pulluk zaten kullanmıyoruz hocam. Yani bizde pulluk mantığı şu. Biz artık kontratla uğraşmayacağız. Hemen olayı için değil. Biz bunu niye aldık? Ya makine boşta kaldığı zaman bunu da verelim bir yerden çalışsın diye aldık. Çalışsın abi ne olacak? Para getirecek şimdi bu bize bu tarla bittiği zaman. 10.000 abi. Ha hafif sollu gelecek. Yapıştır işsin ya ne anasını satayım. Çalışma sanki sen mi süreceksin? Kendi sürecek. Ha gidiyor bak. Çalış koçum aferin sana. O çalışsın, o da çalışsın. Biz burayı bitirene kadar, ben sana bir söyleyeyim bak. Biz burayı taşıyalım, malı çekelim, edelim diyene kadar önemli olan bu görevin traktörünün işi bitirmesi. Evet. JCB bitirdi mi tamamdır. Öbürü sürüyor zaten, biz uyumayacağız mı abi zaten Ekim zamanlarında. Şu an fabrika açamıyoruz. Tarlaya geri gidiyor oraya girmek için. Değil mi? Bitirdik, biz elle döndürelim orayı abi. Yoksa oraya gidene kadar bize bir geçirecek yani ha? Tabii. Fiyattan tıklatacak. Harbi ben sana bir söyleyeyim bak. Hoca. Bu iş. Buradan alıyoruz o işi tamam da kral. Bu makinelerle çalışmaktan tamam bu iş eziyet. Şimdilik değil mi? Biz zaten ilk başlarda böyle bir eziyetler çekiyoruz. Sonradan ya bunu mu yapacağım şimdi falan olmaya başlayacağız bir yerden sonra. Tabii. Hiç uğraşamayacağım şimdi kardeşim. Senin ben pancarımı falan durumuna geliyorsun. Ya pancarlar girmeyeceğiz ki zaten belli bir yerden sonra. Ya şu an... Ya bu sadece en yüksek 37 ve kasalı diye biz buna girdik. Ya kasalı olanlara giriyorum. Abi balyadan daha rahat. Tabii canım.
Her şeyi manuel yapıyoruz abi balyada. O pancar bitene kadar bu burayı bitirir lan. Bitirirse ne âlâ ne âlâ. Çünkü tarla yüzde yüz dese, dese bile biz oradakini çekmemiz lazım. Evet. O yüzde yüz dese de biz çekeceğiz o malı oradan. O da biliyorsun ki... Satacağız. Para. Pancarın fiyatı neymiş bu arada? Pancarın fiyat mı var Allah'ını seversen Ayşeker pancarı yukarıda. Altta kaldı. Burada. Şu an götürdüğümüz yer. 145 verecek işte. Ya 145 mi 145 kanka? İşçiye verdiğimiz para var ya, hı hı. O tarladaki işçiye. İçeri kullanan adamın parasını geri alsak tarladan yeter bence. Ne diyorsun? Kısmet bu işler. Belki de bir kasa yetmeyecek. Belki 2,5 biçer bırakacak bize. Yani her şey mümkün biliyorsun. Gidiyor bu da. Gelsin paralar. Aslında bu araziyle ilgili bakarsak 149 orada desen saban bittiği zaman zaten neredeyse şeyi almış oluyoruz. Şu anki ekonomik durumumuza bakarsak oyunda zaten şu içinde bulunduğun tarla bittiğinde biz tarla, şey istediğimiz yeri alıyoruz zaten. Alıyoruz. Burada da kalacak zaten. Biz o 20 binlik şey alırız. Aha. Arasingo. Tuhaf isimli kardeşim benim. Ne haber? Senden ne haber? İyi müdür senden ne haber? Şey var ya. Neydi? Hangi filmdeydi? Süper Ot filminde miydi? Veya da şey miydi? Korkunç bir film bir de çığlık maskesiyle geliyor işte şey yapıyor ya nada nada yapıyor ya. Hatırladın mı o sahneyi? Çok eski lan onlar. Bu şeyde rap yapıyorlar adam oradaki herkesi doğuruyor falan. Çok iyisin be adamım yapıyor. Şimdi bunu biz o siloyu alacağız ya çok rahat alacağız. Ya 170'leri görür bizim bu para. Ki daha soya duruyor kasanın içinde. 32-120 tamamlanıyor. Harbi diyorum var ya daha soya kasada ağır. Soya kasa bir masraflara katılmış. Zaten Aralık ayındayız. Haziran'da satacağız zaten soyayı. Haziran'da mı satıyorduk soyayı? Niye yüksek yer Haziran'dır. Evet Haziran. Haziran, Mayıs-Haziran döneminde kontrollü olacağız abi. Fiyat yukarı tırmanacak çünkü. Ama biz ne ekeceğiz? Eğer yağa girmek istiyorsak kanola veya kanola ekmemiz lazım. Ama yağa girebilmemiz için de yağ fabrikasını alacak paramız yok. İşte ama sülü alacağımız için depolayacağız kanolayı. Ben sana bir söyleyeyim mi? Yani şu an değirmeni çok ucuza alabiliyoruz. Ve 60'a 55'ten 110'a ama yağ fabrikasında tek parça 80. Değil mi? Evet. 80 bini nasıl kazanacağız abi? Kontratla mı kazanacağız? Büyük ihtimalle ne yapacağız abi? Ne yapacağız başka? Zaten yağ fabrikası geldikten sonra akıt gelsin. Tabii canım. O soy drink moy drink diyor ya. Onların hepsine dalarız biz. Niye biliyor musun? Yağ fabrikası geldikten sonra zaten akmaya başlayacak. Yani? Kanolayı biçeceksin, yağ koyacaksın. Luder'lı bir tane küçük kasa alacağız. 20 bin değil mi abi Luder'lı kasa zaten? Küçüğü. Hı hı. Yağ fabrikasından zaten çıkış alacağın ürün 10 bin. Yani. 10 bin 10 bin veriyor.
Bir sezonda iki defa veriyor. Kasayı fulle götür yağları sat. Kasayı fulle götür yağları sat. Mesele kanal ayağının satışını gösteriyor mu bu? Soy drink gibi satılacak mağaza yok demesin. Tek bir tane var kanal ayağı için. O da bu patatesleri götürdüğümüz yer. Bilmem ne çiftliği. Şu arkadaki yer. Bir tek orası oluyor. Oranın da neresine koyacağız işte. Diyorsun ki bu arkadaşı boşaltma vakti mi geldi? Yo, giderken bir daha gideceğim şimdi yanına. Bizim kasada olunca devam biz. Ha. Bunu doldurmaya devam biz. Ben sana söylüyorum işte o Lepistes miydi neydi orası mı alıyor bir tek? Bir daha kontrol edeyim abi. Kanal ayağını değil mi? Hı. Bir tek orası alıyor. Orada da nereye koyacağız acaba? Bakarız şimdi bunu bırakmak için. Çünkü bu şey malı döktüğün yerden almıyordur. Oradan almaz canım. Başka bir yeri var büyük ihtimalle. Büyük bir ihtimalle. Kaan. Hoş geldin Kaan. Aleykümselam dostum. Hadi lan. Tamam malı göstermiyorsun da bu kadar da gerizekalı olma yani. Bir gerizekalılık var evet. Önerilen diyet hızından düşük. Akış hızını yükselt diyor. Bu bilgisayarın bunu niye yapamadın tahmin ettim ben ya. Tamam çözeceğiz o işi. Onu biraz düşünüp aldım. Yok bit hızını niye basamadığını ben anladım şimdi kardeşim ya. Bu şey çalışıyor, şefres çalışıyor ya. Hı. Enkoder. O zorluyor onu. Bunun bu şey yaptığımız proje var ya buradaki. Projenin inputunu 30'a settings'ten 30 FPS'lik pencereye alırsak basar. Ekran kartı yetmiyor. Yüksek ekran kartımız var kasaya takabileceğimiz. Fakat anakartın modelinden dolayı o kartı dokmuyor. Aslında o sendeki kasa var ya. Yani sendeki kasa şu bilgisayarın içindeki ekran kartını görse, benim ekran kartını bu görse var ya, canavar olacak da. Değil mi? Hep beraber bize parmak attı bilgisayarlar bu sefer. bayağı almışsın. He. Zaten %80'i dolu demişti. Sarp söyleyeyim mi? Ama şuna şu tıraş şu kasayı taktık gidip gelmesi kolaylaştı ya. Abi itme yok. Tırın dönme ihtimali yok. Bak ani manevralar yapıyorum. Bir şey yok. Rahat rahat gidip geliye. He. Büyük bir tane bunun yanında bir yerdedir abi. O bahçenin içinde ya. Ha. O bahçenin içinde bir işareti vardır onun. Ya bu malı bıraktığımız yer olmadığına adım gibi eminim. Ha orası olmaz zaten ya. Yanındadır, arkasındadır. Şurada bir yerde işte. Ha şurada bir yerde diyoruz ya. Vallahi burada değil. Öndedir, arkadadır, yandadır, bir yerdedir. Şimdi bunu Aha bak bak orada. Aha. Bence aha. Şurası olabilir mi? Ha otoparkın olduğu yer aha bak. Kasa işaretini gördün mü? Orası. Ha. Palet bırakma yeri burası. Ha bak burası da. Servise pass falan yazıyor orada ama. Büyük ihtimalle orasıdır. Orası işte. %80 tarla 30. Arazi daraldı ya. Tarlanın biçilmiş yeri hızla artmaya başladı. %81 taşındı dedi. Ben sana bir söyleyeyim mi? İki kasa. Sonra kalan tüm mal bizim. Belki de. Senin şu getirdiğin tozda yani 50 ton mantığında bir tane daha getirdiğimiz zaman %90 diyecek bu. Geri kalanını sayacak. Satacağız zaten hepsini ya. Ya ne varsa getireceğiz zaten aslında. Elinden bitireceğim. Pancere elinde tutacak halim yok ya.
tap noktası bile olsa olsa 300-400 durur pancarım. Ben bu oyundaki şey, o fabrika mantığını anladım kral. Un fabrikası ekmeğe çevirmezsen bir halta yaramıyor. Evet. Şeker fabrikası şekeri kekte veya bir başka mahsulde kullanmadığın sürece para kazandırmıyor. Aynen öyle. Yani buradaki mantık bence şu. Bu sana diyor ki, sen diyor abi şeker üret, süt üret, çikolata üret, hepsini üret, sonra bunların hepsini birleştir, pasta yap, dondurma yap, öyle vur parayı diyor. Yani üretim üstü, üretimden üretim yaparak götürmen gerekiyor bunda, onu fark ettim yani artık. Un fabrikasına giriyorsun, 5 para etmiyor, ekmek bir yapıyorsun, fırlıyor. Evet. Öyle oluyor. Kek de dünyanın parasını veriyor. Kek burada az verir ama, bu modda. Sanmam. Geride bak. Ya bir kıyafet kadar vermeyeceği kesin. Ama kumaş kadar verir. Yani 3000-4000 veriyordur keke. Ekmeğe 2000 veriyor oğlum. Ekmek 2000 ise öbürlerine de daha fazla verecektir yani. Vermez demeyeceğim yani. Çünkü kek meşakkatli abi. Keki yapman için inek. İnekten süt alacaksın, çikolata yapacaksın. Şeker üreteceksin. Değil mi? Dıdının dıdısının dıdısı yani. Bir listeye gir de bak. Ne veriyor keke? Keke pek fazla bir şey vermez abi. Bak. 4000'e vuruyor. 3500. Diğerini daha fazla veriyor. Kumaşın bu kadar etmiyor ama. İşte kumaş neden bu kadar etmiyor? Ben aynı onu... para bak. Kumaş da hemen hemen aynı kekle. Arada 300-500 oynarlar, giderler, gelirler. Kıyafet koyuyor parayı sadece. Kek. Kumaş. Hı? Kumaş daha yüksek abi. Ama bu oyunda hayvan beslemek tam bir zulüm. Yani biz ya bu modda zulüm abi. Bu modda biz şimdi koyunu koysak buraya var ya ağzımıza tükürür. Biz yeni şeyde nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Bu zorlukta açarsak çok zor yani bizim işimiz. Hassas tarım modunu kurmazsak rahat ederiz gibi geliyor bana. Hassas tarım modunu da geç. Zorluğu bu zorlukta, para zorluğunu bu şekilde yaparsak çok zor. Oğlum çok zor olsun ne olacak? Allah'ın manyağı o oyun en az 3 sene sonra bir sonraki versiyonu çıkar onun. Valla bilemiyorum abi artık. Ama yok ben artık farmingden sıkıldım diyorsan ben 25'i sensiz oynarım biliyorsun. Ben farmingden sıkılmadım abi, bana kalsa her gün oynayalım. Benim için sıkıntı yok biliyorsun. Bu meneti abi zor modda oynamazsak biz çok hızlı tüketeceğiz. Ve yeni versiyonunun gelmesi de 2-3 sene süreceğine göre oyun... Bitme... Abi yeni... Bak yeni oyunda normal modda açarsak emin ol çok hızlı tüketmeyeceğiz. Niye biliyor musun? Yapılacak o kadar çok şey var ki. Sen diyorsun ki buradaki bu üretimdir, satıştır, makine, adam akıllı modları kurarsak biz bu oyuna eklersek oyun zaten şişecek. Yani biz yeri gelecek üzüme de gireceğiz, zeytine de gireceğiz, zeytinyağına gireceğiz, mısır gevreği üreteceğiz. Ama bütün fabrikaları kuracağız yani anladın mı? Onları kurmak için de bayağı bir uğraşacağız. Her birine tedarik sağlayacak, ham madde sağlayacak arazinin olması lazım. O arazilerin her biri içinde o araziyi çalıştıracak, döndürecek makinelerin olması lazım. Bu da yüzlerce makine demek. Aynen öyle. Yani şu oyunda ne kadar çok makine varsa hepsini almamız gerekecek. Bu mantıkta da hayvan gibi FPS isteyecek. Hayvan gibi FPS isteyecek ama oyunu en az 3 yıl sürdürebileceğiz. Oradaki mantıkta da biz bu AMD'nin yazılımlarını girip ayarlarını yapmamız lazım. Aha Leon geldi. Aha sevip atlamış. Komik olsun diye yazmıyor. Ha ha ha. Bizim sev patladın da sen bize böyle yapıyordun. Yeah. Ah aldın mı? Sen şimdi nane yemedin mi? Biz bir tane patlattık. Bir daha ne zaman patlayacak diye bekle. Ya Leon. Benimki meraktan, sizinki aşırı.
Kanka biz aşırı yüklemezsek içimizde kalıyor. Biz aşırı yüklememiz lazım. Buna daha beter binemiyoruz mu diye uğraşırız çünkü biz. Yani demek istediğimi anladın mı abi? Biz onu normal modda açsak bile çok zorlanacağız. Hiç sanmıyorum zorlanacağım. Gerçekten zorlanacağız. Ekonomi hızlı büyüdüğü sürece hiçbir şeyin de zorlanmasın. Abi ekonomi nereye hızlı büyüdü ya? Bak göreceksin açıklayıp bir şey getireyim. Oyunu alır almaz dev gibi araziyi satın alabilecek parayla başlıyorsan abi oyun yürür zaten. Dev gibi araziyi satın alamayacaksın işte. Sıkıntı orada. Aldık ama. 22'de aldık. Şu kullandığın arazilerin 3'ünün toplamı kadar arazi aldık. Normal modda bu oyunda. Başlar başlamaz. 500 bin verdi, 500 de çektim. 1 milyonla girdim. Biz bununla kaça gittik? 500 verdi, 500 de çektik. 500 verdi, 500 çektik. Ama dikkat et, ekonomik zorluk seviyesi yukarıda olduğu için öyle hayvan gibi böyle o iyi mal veren arazi. Yani. Hem nereyi aldın alabildin, bir göt kadar arazi alabildin. Seni zorladı bayağı. Bak hala benim birinci sezonda kullandığımız sevdeki o ilk aldığım arazi kadar araziyi daha yeni yapabildik. 3 bölümdür oynuyoruz. Vallahi bilmiyorum abi. Araziler ve makinelerin fiyatları yükseliyor. Ürün satışlarının fiyatları düşüyor. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Makineler çok daha hızlı yakıt tüketiyor. Evet. Ama şunu söyleyeyim ben sana. Gerçekten biz Farming 25'i gerçekten normal modda oynarsak çok zorlanacağız. Şeyde hele zor mod aldığın zaman aşırı derecede zor. Mutfak bütün soğuldu, bir saat uğraştın, üstüm bok oldu, gelirim ben, yıkamam lazım. Vallahi bilmiyoruz acil. Tarla marla bir şeyler almayı planlıyoruz. Yani aşağı yukarı 10, 10.30, o civarlar 11 maksimum. Ya 11'i geçmeyecektir. Ya 11'i geçmeyecek çünkü yarın sabah Furkan işe gidecek, ben işe gideceğim. Gidip uyumamız lazım. Sabah 7'de kalkıp işe gitmek zoruma gitmek. İyi, biz buradayız hacı. Gel. Biz net bir saat buradayız ya. Yani. Bu bitmez bu. Öbür arazilerden biten yok değil mi? Yok. Yürüyor hala. Yürüyor, bakalım. Baga giren var mı? Malımsı bu da... devam ediyor. Tamam, bu malımsı yürüyor. Bu malımsı da yürüyor. Tamam da. Pelin sular çalışıyor acı. Pelin su? He, pelin su. Anlamadım. Anlarsın. Heyecanın şarkısı var, onu mu diyor? Allah cezanı vermez. Ya o şarkıda ne kadar iğrenç bir şarkı. Bizim ya. Eski ortamda bir pelin su vardı ya. Top sakallı, saçını tanaya yalatan, zayıf, kısa boylu. Ha gözlüklü. Arada gözlük takar. Ben gelen ona diyordum lan seni görmeyeli bir 5 saatim uzamışsın da diyordum falan. İşte o arkadaş. Her zaman gelip hiçbir işe elini sürmeyen var ya o işte. O arkadaşı biz en son orada bıraktık hala aynı yerde. Ne yapayım abi? O noktadan... ve belirli tribal enfeksiyonlardan sonra yeterli antibiyotiği kullanıp bol ilaç içtik biliyorsun yani cerrahati vücuda da çok uzun sürdü. Şuranın haline bak. Topu 3 sene la. 3-4 sene ne hale geldik. Şuraya bak ne hale soktuk yani şurayı. Stüdyoyu ne hale getirdik. Sığmıyoruz bize daha büyük yer verin. Yakında duvarı yıkacağız, mutfağı küçülteceğiz, burayı büyüteceğiz. Ya da en sonunda kafayı kıracağız. Biz bunların hepsini bir dükkana koyacağız. Dükkan alacağız. Sığmıyoruz ya ben. Satayım taştı iyice. Hatta dükkan da almayız biz. Biz direkt 1+0 alırız bir tane ev. Evi komple. Yani bir çek yat, iki çek yat yeter bize. Arkaya iki tane çek yat. 50 metrekareyi komple. Ses süngerleri, ışık, kasalar. Bizde çatlaklık çok. Hani sistem odası sistemiyle çalışmış insanlarız ikimiz de. Yani sistem odasının ne olduğunu da iyi biliriz. Tabii.
kasalar için ayrı bir yer, raflı yerler, kasalar hepsi havada. Millet diyor ya, sadece uzun kablolar. Şey diyorlar ya, sistem odasında rack case'ler önemli şeyler bilmem ne. Rack case dediğin şeyi biz ahşaptan yaparız. Öyle de bir fan döşeriz ki altın üstüne bitip kaça düşer. Tabii. Yani rack case, rack case diyorsun. Ben geçen de gördüm bir tane şey, bu Instagram'da çıkıyor ya bir şeyler, bıyık mıyık videolar. Hı-hı. Adam şey yapıyor, MDF'den rack case yapıyor kendine. Acayip güzel yaptı ama. Şey yapıyor. Yanları var ya. Şey. Mr. Atlas gelmiş. Aleyküm selam. Aha. Bizim pisi pisi geldi bak. O kim lan? Oğlum bak. En altta yazıyor bak Furkan Hoca. Elmas kedi. Gel pisi 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 pisi. Senin öğrencilerden biri değil mi? Ya benim öğrencim işte o. İyi. Mr. Endless. Ay ay. Ya o reki gördüm de dikkatimi çekti. Hani böyle yukarı doğru yapıyorsun ya, dolap gibi yapıyorsun ya onu. Hı-hı. İçini komple led dönmüş. Şerit led. Basıyor düğmeye, aydınlık bir kere içerisinde. Bütün cihazların altını üstünü görüyor, her yeri görüyor. Öyle bir herkesi moderatör yapmıyoruz kardeş. Moderatör benim. Oyuncu Serkan. Moderatörlük o kadar kolay bir şey değil abicim. Moderatörlüğü ben yapıyorum abicim. Canımı, kafamı bozana direkt banlıyor. Yani moderatörlük isteyen çok kişi oldu. Ya zaten bizim kanala moderatörlüğü alıp ne yapacaksın? Daha biz o kadar büyümedik aslan. Şöyle bir canlı yayında... Eyvallah Endless. Eline koluna sağlık kardeşim. Şöyle kanalı böyle canlıya girdiğimiz zaman 300 kişi izlesin, senin moderatörlük köpeğin olsun oğlum. 4 kişi izliyor lan. Yani. Mesela daha demin yayın patlamadan önce, yani molaya çıkmadan önce, yayın patlamadan önce şey yapmıştık. Bir ara bir 8-10 kişi oldu sonra gitti. Toplam yani yayın patlayana kadar toplamda 180 küsür kişi izledi. Ama sabit anlık izleyici de kalınız. Tabii anlık izleyici. Bir şöyle bir 50-60 kişi, 70 kişi izlenir hale geldiğimiz zaman moderatörlük seni köpen olsun. Yazarız Niki Şak, tak diye gelir moderatörlük. O kolay iş. O seviyeye kanal yeter ki çıksın abi. Oraya çıksın, o dert değil. Onlar kolay işler. Zaten biz bu kanalı kurarken artık bir ara bize bir moderatörlük olayı çözersiniz ya diyenlerden biri bizim kendi kardeşimiz. Yani. Ya bir de şey var. Hay fan olayı var ya Serkan. Rack case için. Adam sol taraftan çekiş, sağ taraftan egzoz yapmış. Nasıl? Mantıklı. Çok zeki. Sağdan sola. Evet. Buradan çekiyor, bu taraftan üflüyor dışarıya doğru. Alttan yukarıya doğru üfletiyor. Yukarıdan yukarıdan ve alttan da içeri hava üfletiyor. Ya şöyle söyleyeyim abi, biz rack case yaptığımız zaman biz kendimiz yaparız, anladın mı? MDF'yi kesip. O fanları da biz kendimiz ekleriz. Ne? Biz Enes Batur olmayız ya. Bizim yaşımız ilerledi artık. Bizden olmaz o. Bizim öyle şeylerle hevesimiz yok kardeşim. O işler bize göre değil. Biz sadece keyfine oyun oynuyoruz. Kendi yaptığımız müzikleri arada yayınlıyoruz. O yani. Takılmaca bizdeki. Bizdeki maksat günün işten sonraki stresini atmak için oynamak. Bizim bu rec sistemini kurmamız çok zor olur mu acaba ya? Niye zor olsun abi? Şey için diyorum, yani şu an biz bu odaya rekleme yapsak bu masa rahatlayacak. Rekleme yaptığım zaman masa rahatlayacak da şöyle bir durum var. Ona bir fanman eklediğimiz zaman o fanın sesini nasıl kapatacağız? Silent fan alacağız. Sessiz fan. Abi sessiz fan alsan da kaç tane alacak? Bu pahalı bir şey değil lan. Abi kaç tane alacak? Rekin büyüklüğüne göre değişir o, biliyorsun. Ama normal bir oda yapmış olsak. Çünkü böyle. MDF ve şeyden ibaret bu. Vida'dan. Yok, demek senin notu şu. Mesela dediğim gibi bir hafta sıfır ev alıp mesela ona geçtik diye. Tamam, orada rack case yaparız. Niye? At mutfak bölmeyi, tarafına ses gelmesin. Bir bölmeyi şey yaparız. Camdan yaparız ses geçirecek şekilde. Vantilatör koyarım ona. Bak. Yiğit diyor hocam, olursunuz ya, sizin videoları iyi diyor. İdare ediyoruz be oğlum.
Yapıyoruz kendi çapımızda işte. Yiğit, şöyle söyleyeyim ben sana. Ya Enes Batur'u ben şöyle söyleyeyim. Takdir ediyorum. Gerçekten takdir ediyorum. Herif yaptı. Adam yaptı, başardı. Şarkı yaptı, işte oyun videoları çekti, etti. %97 mi olduk yine? Hı hı. Adam yaptı, etti, başardı. Bu bir gerçek. Ben izliyordum da Enes Batur'u. Ben şöyle düşünüyorum. Hala da güzel videosu olduğu zaman izliyorum. Rekiz için neyi düşündü biliyor musun? Masanın altındaki boşluklar var ya. İşte. Kutunun içine soktun mu? Nasıl? Fanların önüne de toz filtresi koyarsan. Tozdan korumuş mu oluyoruz? Fanların önüne değil. Redlerin önüne koyacaksın. Buradaki mevzu ne biliyor musun? Bizim bu kasaların kendi soğutma sistemi var ya. O soğutma sistemini nasıl rekin içinde sabit tutacağız? Yani reki içine koyacağımız malzemeden daha büyük yapmamız lazım bizim. Evet. Odayı. Yani 3 tane kasa koyacağız ama 6 kasalık bir şey yapmamız lazım ki içeride hava sirküle edebilsin kendini. 6 veya 7 kasalık. Ve içeri hava üflemekten çok sıcak havayı dışarı atan bir şey kullanmamız lazım. Hayvan gibi dışarı hava atması lazım. Onu da şöyle yapabiliriz. Vantilatörü biliyorsun abi. Yani büyük fan. Ona bir çerçeve yapacağız vantilatöre. Üst kapağı bir koyacaksın, dışarıya çekecek. Onu arka kısmına koyacaksın ki o şey yapsın, içeridekini dışarı atsın, egzoz fanı olarak yapacaksın. Kasaların arkasından çıktığı gibi vakumlasın içeriye. Aynen, dışarıya üfleyecek. Gitarla füldü hallettin mi? Teli nasıl hallettin la? Tel mi taktırdın yoksa? Yüzde kaç diyecek acaba? 81 demişti. Ya ben çok yani biteceğini sanmıyorum zaten. En az bir kasa daha isteyecek terbiyesiz. Bunun için de bir kasa isteyecek demişti. Oğlum %7, %8 falan veriyor ya. Biliyorsun. Pancar abi, normal. %7 ya. Biz daha çok gelip gideceğiz buraya belli. Haa bak gördün mü? Baba takmayı biliyormuş, halletti, gördün mü? Olmasaydı da getirirdin okulda, ben hallederdim aslanım. O gitar telim kopmuş. Kopmuş. Kopar. Ya benim şey öğrenmem lazım, şu bas gitarın ve elektronun, özellikle bas gitarın tellerini değiştirmeyi öğrenmem lazım. Senin burada bir ara çalarken tel koptu ya. Bastan çok çekiniyorum çünkü. Çok kalın abi basın telleri yani. Tam yay gibi. Onu tam oturtmak gerekiyor ya. Olmadı, video videoyu izleyerek öğreneceğiz onu da. En kötü bir takım tel elimizde kalır, gideriz bir şeye. Bir olacağı. Ama bir olacağı da işin gerçeği. 32 bitti. Yes. Paramızı alalım hocam. Para, 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 ra, 32 ra, aldık. Ra, ra. Sabanı götür bizim oraya bırak ya. Ama bu traktörün çok da işi kalmadı artık. Değil mi? Aa, burası ne? Ne bileyim ben. Bir şey boşaltılıyor da ne boşaltılıyor ben de bilmiyorum. Nereye gidiyor lan? Doktor bu ne? Köprü mü oraya işte? Bizim tarlanın oraya geçiş. Arkadaki köprüyü kullanıp niye? Bu haritada çok dere var. Biz yanlış haritayı seçtik ya. Oğlum ne bileyim ben, manzarasından anlamıyoruz ki. Biz aslında zor seviye Çalıkuşağı haritasından girecektik. Tamam, yeni oyunda yaparız. Ben sana bir söyleyeyim, Çalıkuşu değil öbür iki harita daha. Ben sana bir söyleyeyim bak, yeni oyunda daha fazla harita gelecek. Abi biz gene orijinalde. Tamam, orijinalde biz ne yaparız biliyor musun? Normal mod oynarız. Biz Çalıkuşu'nda gireriz. Normal mod oynarız. Birinci sezon Çalıkuşu, ikinci sezon ikinci harita. Üçüncü sezon üçüncü harita. Öyle yaparız. Harita değiştir değiştir oynarız. Yetmedi mi? İndiririz mod anasını satayım. Harita mı yok mod listesinde? Yani. Bu burada kalsın. Arkadaşımız. Bizim diğer arkadaş ne yapıyor? Ya gidiyor, geliyor, takılıyor. Bu da birazdan biter. 145 oldu para. Evet. Senin çok istediğin tarlayı aldık, hadi iyisin. Silo'yu da koyduk. Silo'yu koyarız gibi geliyor bana. Çünkü 37 falan alacağız buradan abi. Şu an o para 170 küsür olacak.
diye satacağımız pancar vardı. Nereden baksan bir 5-6 da bu pancardan bize bir şey kalmayacak. Kalmayacak ya. %80 küsur demişti değil mi? 88. %7 koy üstüne. 95. Doğru mu? 95. Yani 50 ton götürdüğünde 95 olacak. Abisim lo. Hadi beraber gidelim. Gel. Allah Allah. Oğlum öyle bir oldu ki dogonunu geri kaçtılar satayım. Burada şey de var. 50 götürdüğünde 95 olacak. Mesela şuna biraz alışmak istiyorum abi, biliyor musun? Havuç için mi? Yani. Girersek yani. Çünkü stüdyoyu aldıktan sonra havuca girmeyiz. O diğer kasamız boşa çıkacak ya. Girersek diye söylüyorum. Onun için demiyorum oğlum. Havuç için makinemiz olmadığı için diyorum. Makinesini kiralarız. Oğlum o işi veren kiralasın lan, daha ucuza geleyim. Tamam, işi alacağımız yerden nesne ödünç al deriz. Bu şekilde gitmeye alışalım diyorum. Sen diyorsun ki bu şekilde tek bir arazinin kontratını alırız. Adam diyorsun belki 48 bin verecek. Heh. 50 bin verecek belki. Belki havuç ekmeye karar vereceğiz. Havuç suyu yapmaya karar vereceğiz, anladın mı? Kar durumuna bakarak. Tabii. Onun için buna biraz alışmaya çalışıyorum. Alışmaya alışayım diyorum, biliyor musun? Bu şekilde şey yapmış. Bunun olayı hızı dengele. Adama çarpma. Tamam, dışarı atmıyor işte ya. Evet. Ne olacak? Al şey öpüş bir yanına. Sen şimdi 50 götüreceksin, 95 olacak. İkinci 50'yi götürdüğünde zaten para saymaya başlayacak. Aynen. Ben maksat alışayım diyorum bunun bu şekilde gitmesi, anladın mı? Ya alışır canım, ne var onda? Tarla 36. %50'si bitmiş bak. Ben sana dedim, biz burayı bitirene kadar o pulluğun işi biter. Kesin biter yani, net. Şu çok iyi oldu ya. Hocam. Vallahi iyi oldu. En azından gör yok. Lan abi, yeni aldığımız kasaya uymuyor ya. Aslında uyar da. Dönüştürücü kullanacaksın, şey kalite düşer. Kalitesi çok düşer. Yakup onu da çözmüş zaten. 180 Hz'e çıkartmış şeyi ekranı. Bu ekrandan ayar istiyordu galiba. Bilmiyorum ki nasıl yaptı. Bu işlerle uğraşıyor işte. O niye onu vermiyor, bu niye bunu vermiyor. Anasını satayım, ben şimdi bu monitörü koysam, 180 küsur Hz koysam. Ula Endless ne yazdın oraya? YouTube senin yorumunu kaldırdı lan. Belki de bunu yazdı. Bu yorum YouTube tarafından kaldırıldı. Bak kendi yazmış bile olabilir ha. Çünkü YouTube bize onu gösterirdi. İşaretli gösterir. Evet. Ha şöyle bir şey var. Ben şimdi burada 144 Hz çalışsam bizim ekranda. Ulan 144 Hz görüntüyü rekorda gönderecek capture kartı alacak kadar zengin olaydım ben, televizyon şirketi kurardım zaten. Şu an var ya, ben sana bir söyleyeyim mi? Şunu yapabiliyoruz. Aa, selamünaleyküm yazdı bak sonra. Ha internet gidip geldi diyorsun. Ya o bizde de oluyor arada ya. Yayını patlattı geçen. Birkaç saat önce. Biz 2 saat, 1,5 saat önce yayını patlattı. Encoder vardı ya. Hı hı. Ethernet encoder kullandığımız kanallarda. Evet. Kuralım şirketi gidelim şeyden kanal olarak onayımızı alalım kardeşim. TürkSat'a çıkalım. Ne döndüreceksin? Oynuyorsun ya. Tek bunu mu döndürüyorsun? Bir sürü oyun oynuyoruz. Bir sürü oyun oynuyoruz. Bir sürü oyunu döndürmen gerekecek. Bir sürü oyunu döndürmen gerekecek dediğin şey bir adet bilgisayar değil mi kardeşim? Abi bütün şeylerde bütün her oyunu vermez. Hata verir. Kim hata verir? Şey her oyunda bazı oyunlarda sıkıntı çıkartır. Ne gibi? Savaş oyunlarında falan. Oğlum şey var ya, izleyici logosu basıyorsun ya. He. 13 yaş üstün için uygundur falan. Ya bu sefer de... Bunun telifi olsa... YouTube'da basardı zaten telifi bize. Doğru muyum? Ya orası öyle.
Mesela bunu oynayacağız. 7 yaş üzeri için uygundur. Oğlum adam mafya dizisi yayınlıyor. 7 yaş üzeri için uygundur yazıyor. Abi gerçi lan onu doğramasın. Bizim ülkemizde böyle bir saçmalık var. Biz Crysis vesaire gibi bir oyuna gireceğimiz zaman 13 yaş üzeri için uygundur yazarız. Artı 15 deriz. Ama şöyle bir şey var. Hocam. Aylık 200 bin dolar kirayı nasıl öderiz? İşte. Ama şöyle bir şey var. Oyun firmalarından reklam alırsan... Değil mi? Tabii canım. Düşünsene Giant Games'ten reklam alıyorsun. Ubisoft'tan falan. Bir tane arka tarafa ofise şey koyacaksın. İki tane... Oğlum Ütopya falan reklam verir o zaman. Yok. Uluslararası ya. Arka tarafa şey koyacaksın. Bir İngilizce, Almanca, bir de Rusça, Fransızca bilen dört dil kuna iki kişilik bir operasyon ekibi. Ona hiç gerek olmaz. İngilizce yeterli olur sadece. Evet, dil bilen bir tane arkadaş yerleştiriyorsun arkaya. Diyorsun ki takıl. Oyunları oynayabilmek için de bir tane hiper PC yapıyorsun. Yanlış mı? Tabii. Cayır cayır. Dört anakartlı, dört işlemcili. Oğlum bu bağış YouTube tarafından engellendi mi? YouTube'da bizim bağışlar açık mı ki? Açıktı galiba. Öyle bir şey vardı, bilmiyorum. Ya yolda bu işte geçen. O şey olmuştu, üyelik almıştı. Üyelik aldı üstün bir daha bir şey göndermişti. Ya şekil mekil var ya ondan, TikTok'taki gibi var ya, çiçek böcek gönderiyorlar. O açıktı bizde galiba. Evet. Biz de geri zekalıyız, bunu anlamadık. İşte TürkSat'a girdi mi böyle konuşmayacağım. Anında ekran karartma yeriz. Sen TürkSat'a girecek ilk baş parayı bul da ondan sonra konuş. Kanka sen varsın ya. Ben sana güveniyorum oğlum. Ne yapacaksın, tarla başında beni mi satacaksın? O kadar etmeyiz la. Bir peruk işi çözer canım. O kadar etmeyiz. Bir peruk, bir tanga. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe, yayında konuştuğumuz şeylere bak ya. Ama yapamayacak bir çatlaklık değil biliyorsun değil mi? Abi TürkSat'a çıkmasına çıkarız, Dijitürk'e bile çıkarız. Parasını verebilecek olsak çıkarız abi, bir enkoder cihazı. Tabii canım, parasını verebilmiş olsak şeye bile çıkarız, Dijitürk'e de çıkarız. Tamamdır, Endless. Biz darla da böyle geziyoruz işte ileri geri. Bu gerçek yani, Dijitürk'ten falan kanalı her türlü alırız. Ya niye alamayalım abi, gaming angel'lık yapıyorsun sen ama şöyle bir şey var. Enkoder cihazı da pahalı değilmiş ya, ben baktım buldum. IP enkoderler o kadar pahalı değil. Ve nasıl kuracağımızı bilmek zorunda da değiliz. Müdür! Müdür bak hele bak. Ararız müdür gelir ya. Serdal abi bizi mi kıracak anasını? Aa bize bir çay içmeye gelsene şöyle. Şunu şöyle bir bize bir öğret abi, bu şey nasıl çalışıyor? Aynen öyle. Metro internet falan filan gerek yok abi. 1000 MBS internet kullanıyorum ben. Cayır cayır da basarım. Abi metro internet. Niye metro internet? Ben onu anlamadım. Niye biliyor musun? TürkSat ana merkezi Ankara'da, tamam mı? Sen İstanbul'dan Ankara'ya buradan yayını basıyorsun, bir saniyeden kısa sürede gidiyor. Gecikme. Metro internetinde de mi avantajı var? Evet. Yani İstanbul stüdyosundan TürkSat merkeze bir saniyeden kısa sürede yayını gönderiyorsun. Oradan uydudan sana dönmesi 8-9 saniye. Hadi bak, uzaydan sana 8-9 saniyede geliyor. Metro internet bir de şöyle bir şey. Hatırla biz İstanbul'dan Ankara serverlara giriyorduk. Evet. İki ayrı şehirde olan stüdyolar sanki aynı binadaymış gibi. Lokal bağlantı kurabiliyor. 300-500 kilometre mesafeden. 1000 kilometre mesafeden ama çok pahalı bir şey. Ama ister istemez her türlü gecikmesini alıyorduk. Ama böyle. Bizim metro internet gibi bir şeye ihtiyacımız yok. Biz zaten tamamen lokaliz oğlum zaten. Niye? Bize 50 metrekare yetiyor. Fazla bile gelir. Ya gerçekten TürkSat'a ödeyebileceğimiz öyle bir para olmuş olsa her türlü biz yaparız o işi. E niye yapamayalım oğlum? Oyun oynamayı beceremeyecek miyiz yani? Oyun oynama işini gerçekten yapabilecek birçok insan tanıyoruz. Birçok yayıncıyı
söyleşi programlarına çağırma gibi bir imkanımız olacaktır ki bir bu işte kimlerin iyi olduğunu da çok iyi biliyoruz biz. Ama çok güzel bir örnek veriyorum. Çok güzel bir ev veya bir stüdyomuz olması gerekiyor. Yani örnek veriyorum. Ya yer yapman lazım. Bu odadan iki tane bu odadan olması lazım yani yan yana koyduğun zaman. Aslına bakarsan. Çünkü bir tarafta oynayacaksın. Bir tarafı reji yapacaksın. Reji tarzı yapacaksın. Reji tarzı yapmana da gerek yok. Şöyle gerek yok. Çok cihaz olacak. Şu sistem yetiyor bize, anladın mı? Demek istediğim nokta. Ya bunların daha güçlüsü lazım. Sadece söyleşi tarzı bir program yaptığın zaman oyuncularla, yayıncılarla daha bu doğrusu, sisteme bağlı başka bir dekora sahip bir odanın içerisinde program çekebilecek kamera dönemi olman lazım. Hayır, onu demiyorum mesela. Örnek veriyorum. Böyle bir alanın var değil mi odanın içinde? Bu odanın iki katı büyüklüğünü düşün. Bir kısmına söyleşi yapıp sohbet edebileceğin işte koltuklu oydu buydu onları koyabilmen gerekiyor, anladın mı? Tabii. Şey gibi, klip stüdyosu gibi. Ha, klip stüdyosu gibi. Farklı dekorlar kullanabileceğin sistemin olması lazım. Raylı mayı. Ona gerek yok ki abi. Yeşil perdeyi bas gitsin ne olacak yani? Ya diyorum ya sana, birçok şey yapabiliriz. Yayıncılarla söyleşi mi yapacaksın? Alpindi pandayı. Çağırsan gelmiyor her türlü gibi. Ama işte bir şey yaptığını karşıda Kadıköy'de oturuyorlar. Ya oğlum işte kanıtlaman lazım bir şeyleri yapabilmen için. İşte. Bu işler para döndüren işler. Bizde para yok. Bir de bizim bu bilgisayar sistemleri olarak baktığımız zaman şu cihazlara. Bizim şu elimizdeki bilgisayarlar reji işini çok rahat yapar. Şu ya, teknik. Bu sistem çok rahat bir şekilde yapar. Çünkü rejiyi rahat yapar. O söyleşi programında sen oyun oynamayacaksın ki. Sadece yayın basacaksın. Reji yapacaksın işte. Kamera. He? Lazım olan. İki kişi konuşuyorsan üç tane kamera lazım. Bitti. Aynen öyle. Al mikrofon var. Kaç tane istiyor? Bir sürü yaka mikrofonumuz var ya. Yok yani yaka mikrofon olarak kablosuz üç tane var. Bir tane de kablolu var. Var mikrofonumuz da var ya. Ya yok, demek istediğim nokta şu. Zaten uyduya çıktıktan sonra eğer gerçekten oyun üzerine ve yayıncılar üzerine bir uyduya program çıktıktan bak sonra. Bak yine düştü, gördün mü? Evet. Bu bizim buranın internetiyle ilgili bir şey değil. Bu bilgisayardan kaynaklanan bir şey. Bu şu enkoderin FPS'inden kaynaklanıyor. Büyük bir problem. Yani demek istediğimi anladın mı abi? Her türlü programı yapabilirsin. Gerçekten de uyduya çıkmış olsan. Ama destek lazım. İşte. Harbiden destek lazım. Cidden destek lazım. Bu işi yapmak istiyorsan Hacı, o kafalar var ya, kafalar. Kafa yayıncılar. O kafa yayıncıları tek bir çatının altına toplayabilmen lazım. İşte. Radyocu gibi. Doğru muyum? Sen uzaktan diyeceksin ki yayını bana bas. Şu programdaki SRT özelliğiyle. SRT kod göndereceksin. Sen diyeceksin ki SRT'den bana bas yayını. Ben ulusala basacağım. Ben bunu yayın televizyonda yayınlayacağım kardeşim. Aha, Yiğit geldi. Ne haber? SRT'den RTMP değil, SRT kullanacağım. SRT'den alacaksın yayını. Resmi olarak açacaksın kanalını YouTube'a ve ulusala, enkoderden çakacaksın. Ki çift kanal enkoder kullanacaksın kanka. Evet. O zaman hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Tabii canım. İki kanalı enkoderin bir kanalı SRT'den şeye basacak, ulusala basacak. Bir tanesi de RTMP'den buraya basacak. Ya mesela şöyle söyleyeyim ben sana. Bir de ben gittim birçok kanalı gördüm. Ya biliyorsun ben 4 tane falan televizyon kanalı gördüm. Reji gördüm, teknik oda gördüm. Abi mevzu harbiden bilgisayar. Öyle abi. Harbi bilgisayar yapıyor işi yani. Programlar, yazılımlar ve bilgisayarlarla yapıyorsun işi. Tabii ki şöyle 3-5 makine kullanıyoruz. Yani hardware'ı da lazım tabii ama olayı yapan bilgisayar abi, yapay zeka. Mesela şöyle söyleyeyim bak. Gerçekten öyle bir kanal açmış olsam mesela, dersin ki pazartesi günleri işte... Sen zaten burada mıydın, sessiz bekliyordun demek. Vay çakal vay. Abi mesela her bir güne bir tarz oyun koyacaksın. Korku, gerilim, işte aksiyon. Oğlum televizyon programı mantığında yapacaksın işi. Aynen öyle işte, o mantıkta gideceksin. Ama burada mesela ekip gaming muhabbeti var ya. Ekip gaming'i alacaksın abi işte. Ekip gaming'de olay şu. Bak farklı yerlerde değil. Aynı yerde bilgisayarlar yan yana. İnternet kafe kafasına. Her bir oyuncuya da bir kamera. Tabii canım.
Ekip Gaming'in şeyini de öyle yapacaksın. Bağlantıların hepsi tek televizyon sisteminden gidecek. Tamamen teknoloji yani. Onun için de çok ciddi derecede bir mevla para lazım. Haberler. Ya millet haber yapacak, sen de haber programı yapacaksın. Ama sen sadece oyun haberi. Aa, oyun haberlerini sana bir şey söyleyeyim mi? Editör bağlayacaksın, ona yardıracaksın. En kral adam, en kral adam hangisi biliyor musun Yakup abi? Oyun haberlerinde. Yok be abi, ne Yakup'u ya? Abi sunumuyla, o suyla, bu suyla panda abi. Aşık benim şeyim panda. Biz gideceğiz, pandadan ders alacağız. Abi bunu nasıl yapıyorsun? Ya gerçekten... Bize bir öğretsene. Gerçekten söyleyeyim, Tuna abi abi. Değil mi? Eğitim alacağız Tuna abiye gidip. Abi bunu nasıl yapıyorsun abi? Tuna abi, bak Tuna abi gerçekten oyun tanıtımlarını, çıkacak oyunları gerçekten çok iyi sürüyor. Ama çok iyi takip ediyor. Çok iyi takip ediyor ve gerçekten çok güzel sunuyor. Bu bir gerçek. Mesele değil ya, diyorum ya sana, bu işin edit kısmı, Ya bu işleri yapmak kolay değil ama bizim ülkede zor abi. Ben sana söyleyeyim, biz seninle Karadağ'da yaşıyor olsaydık çoktan kurmuştuk. Ne gülüyor? Ne doğru? Karadağ'da yaşıyor olaydık çoktan kurduyduk oğlum. Sen biraz daha da olsan izin verdim. Bu da gidiyor. Biraz takip et. Bu da bitecek ya. Bunun da bitmesi. Bak orası bitiyor, burası bitiyor. Tamam, para geliyor ya. Biz böyle hani Karadağ gibi bir ülkede olsaydık ya da ne bileyim Avrupa'da bir ülkede olsaydık çoktan halletmiştik bu işi. Çünkü bu ürünleri almamız bu kadar zor olmayacaktı. Bu izinleri almamız bu kadar zor olmayacaktı. Ya tabii canım, orası öyle bir şey. Mantıken şöyle düşünsene. Para kazanıyorsun. Doğru muyum? Ya abi şimdi... Hayır yok, para kazanıyorsun dediğim şu. Yapımcılardan falan reklamlar alıyorsun. Aldığın reklamları hangi ülkede yaşıyorsun kardeşim? Örnek veriyorum. Sallıyorum. Fransa'da mı yaşıyorsun? Senin oradaki para birimin ne? Euro. Sen reklam aldığı zaman fiyatı ne üzerinden vereceksin? Şu kadar euro, değil mi? Peki bizimkiler, yani Türksat'a sen oradan yayın basmaya kalksan senden isteyeceği para kaç neydi? Dolar kuru muydu? TL kuru. Gene dolar, dolar istiyor. Dolardan. Türksat'ın kirası dolar. Bir de kardeşim euro dolardan yüksek. Ya orası da öyle. Hayır, demek istediğim Türkiye yoksa... bankalarına yatıracaksın parayı. Türkiye'deki bankalar üzerinden euroyu dolara çevireceksin, ödeyeceksin. Ulan TL olarak alıyor olsa parayı, sana tek bir şey söyleyeceğim. Hadi kalk gidiyor Serkan Belarus'a. Kanalı kurmaya. Belarus'a. Onun vergi yok. Çok kolay kurarız orada kanalı. Ama işte... Karadağ'da da yok bildiğin kadarıyla. Karadağ yakında Avrupa ülkesi oluyor, gidemeyeceğiz. Hayır, vergi konusunda diyorum. Yok, yakında EU oluyor. EU'nun tüm kuralları geçerli oluyor. Ya Afrika'ya gideceğiz. Cenk abi gibi. Farming simülatörü nereden indirebilirsin? Parasını verirsen Epic'ten de alırsın, Steam'den de alırsın. Yani. Bendeki orijinal. Ama şu an Farming 22'ye para vermeni tavsiye etmem çünkü bir aya kalmaz 22'nin esamesi okunmayacak, 25 geliyor. Yani şu an Farming 22'nin satış ücretiyle 25'in önden siparişli satış parası neredeyse aynı, arada 100 lira var. Hatta bak ben sana söyleyeyim, Serkan abi ön siparişte almayı düşünüyor oyunu 25'e. Çünkü eve kasa kurdum. Sıfır. Bu arada sen oyunun ön siparişini Ekim ayı çıkmadan vermen lazım ha. Çıktı mı 2000'in üzerine verirler onu. O oyun çıktı mı 2000-3000'i görür. 1400 lira falan değil mi o? Şu an. Epic'ten alırsan. Epic daha uygun şu an. Ya kontrol edin. Çünkü eğer yapacaksak biz o ekip gaming muhabbetini, ben sana bir söyleyeyim mi? Sen evden girebilirsen ne olur biliyor musun Serkan? Biz her akşam 2 saat yayın atarız seninle. Atarız canım. Bak her akşam 2 saat yayın atarız seninle. Sen evden giriyorsun, ben buradan giriyorum çünkü. Yanlış mıyım? Yani. Ben sana sadece Twitch'ten şey gönderirim, ses gönderirim. Şey, Discord'dan ses gönderirim. Abi Discord açacağız. Benim sesimi duyacaksın sadece lan. Hayır yok, Discord'u açacağız. Discord'u açacak, açtıktan sonra şöyle bir durum olacak. Zaten Discord'dan senin sesin gelecek.
Discord'dan ses bağlantısı kuracağız sadece. O kadar başka telefon, bir şey yok. Telefon bağlantısı kuracağız. O kadar başka bir şey yok ki. Sen kulaklık kullanacaksın, ben de kulaklık kullanacağım. Ben senin bana gönderdiğin sesi alacağım, şeye basacağım. Aslında şöyle bir dangalaklık yapacağım hocam. Discord'a ses basacağım ya. Kendi sesimi yani. Evet. Benim sana kendi sesimi göndereceğim 50 bin tane mikrofon var burada. Yani. Aa, şu mikrofonları görüyor musun? Önümde duranlar. Yuvarlaklar. Takacağım bir tanesini oraya, fantom vereceğim, çöp diyeceğim sesi. Ben konuştum, beni duyacaksın sen. Benim sesimin senin oraya hışırtılı ya da ne bileyim çok böyle şey gitmesinin bir önemi yok. Senin benim ne dediğimi anlaman önemli. Ve benim sana sesimin net gelmesi önemli. Ama sen bana net göndermen lazım ki ben senin sesini çünkü yayına vereceğim. Evet. Oyundaki telsiz konuşmasını iptal, oyun içindeki konuşmayı iptal edeceğiz. Aynen. Kapatacağız, Discord'dan vereceğiz. Ve senin bu görüntün yetecek bana. Bizim zaten görüntüye ihtiyacımız kalmıyor. Görüntü çünkü paylaşmana gerek yok. Sen sadece bu görüntüyü paylaşacaksın. Yok diyorum ya, ben kendi görüntümü versem bile zaten aynı haritanın üstünde olduğumuz için sürekli görüneceğiz. Aynen öyle. Oyun offline derken, yani şöyle söyleyeyim aslanım. Farming Simulator'da single, tek başına oynuyorsun. Bak şu an biz single oynuyoruz. Oyun offline mı derken bütün oyunun rekordları, save dosyaları cloud. Leon diyor hadi basalım diyor. Leon sizin oralarda vergi durumları ne ya? Bizi yanına alsana, biz orada kanal açacağız. Şöyle Yiğit'cim, biz şimdi tek kişi oynuyoruz. Steam üzerinden almıştım ben bu versiyonunu. Tıkladığımda Steam üzerinden açıyor oyun. Yani Steam serverlara bağlı olarak oynuyorum ben oyunu. Ama o, multiplayer olduğu zaman fark etmeyecek. Multiplayer olduğu zaman LAN dedikleri lokalle oynamıyor abi. Online oynuyor multide. Yani internet hattı üzerinden. Multiplayer'a çektiğin zaman server kuruyorsun, o serverdan online oynuyorsun. Asgari'den vergi alınmıyor. Yeter mi sizin için? Yani platformlar için konuşmak gerekirse belli kazanç altına vergi yok. Tamam. Faturada oynama yapıyoruz. Biz Türk'üz. Yakalanırsa çok büyük cezası var. Biliyorsun değil mi orada? Tamam, biz her şeyi gider gösteririz. Sen dert etme. Şirketi helal kağıdı aldık deriz. Cam silah aldık. Ya ne olacak kanka? Ayda 2-3 tane ekran kartı alır. Biz gider gösteririz. Geliri göstermeyiz ya. Ah bak, hapis cezası var. Anlıyorlar ha. Oğlum bizim buradaki gibi değil. Oğlum burada biz naylon fatura yazıyorlar anasını satayım. Millet anlamıyor. Oğlum biz şimdi oraya geldik, bir şey görmedik diye böyle diyorsun. Bak bizde çakallık çoktur. Biz Serkan'la bir açık yakalarsak o sistemde içinden geçeriz onu. Şöyle söyleyeyim, bizde 100 bin lira naylon faturaya bir şey demiyorlar. Anlamıyorlar ki. Sözü, anlamıyorlar. Ama orada 10 euroluk veya da artık para birimi neyse onu bile anlıyorlar yani. Her şey dijital çünkü. Tabii canım. Bitirdin mi? Olur, bitti canım. Varsa getir içelim. Yani soğuk kahve. Araplar çok güçlü, hepsi sınır dışıydı. Enişten polis mi? Tamam oğlum, o zaman yapacaksın bize bir güzellik de. Oğlum bu tarla niye bitmiyor ya? Vallahi bitmiyor ya. Polislere uygulanan denetim uygulanmıyor. O da iyiymiş la. Hmm.
Bu arazi sonuna geldi galiba ya tarla. Bitti sayılır, bitti sayılır. Bizim öbürü ne yaptı ya? Ha bu hala gidip geliyor. 22'sinde bizim öbürün nikah var, nikah. 13-14-14. Öşmanlı polis ol. Yo mesela burada da öyle lan. Niye? O burada da öyle. Şimdi bu ya yapıyorlar da kim takıyor? Ben daha takanını görmedim. Bitti bitti arazi bitti, bir şey kalmadı, bitti. Bitti. Bir iki üç tur daha gitti mi tamam. Lan arazinin sonuna geldik. Kamyon nerede? Kamyon. İleride. Bu da pek fazla bir şey yapamadı. Kalmadı, bitiyor ya. Şurada cücük kadar bir yeri kaldı. Bırak biçer bitirsin, toplarsın olacak o. O zaman ben bir ihtiyaç olsun. Yalnız senin mi? Tırın bitiyor. Yalnız ben bir ihtiyaç molası vereyim mi? Ben hemen ben bekliyorum işte biçer bitirsin diye. Lan yine pancar patates. Oğlum zaten biz bu pancara girdik, bize diyoruz Leo hissetmedi. Nereye gidiyorsun sen onunla? Şeyi karşıya. Ufakla. Arada menfez var. bu işler böyle. Geç hissettin oğlum, biz kaç saattir burada pancarla savaş veriyoruz ya. Bildiğin kavga ediyoruz şerefsizle ya. İçimizden geçti terbiyesiz ahlaksız. Abi çok değişik işler yapmaktayım. Yani ses sistemi, zartı, zurtu. Oğlum kaç saattir pancarla uğraşıyoruz. Hissetsen bu kadar geç kalmazdın. Yayına geç geldin Leo'cuğum. Senin hislerin zayıflamış. Bunun da mı modu var ya? Asıl mesele 25'i alınca ne yiyeceğiz? Vallahi hacı zaten bu oyundaki bazı şeyleri gerçek hayata indekslemeye kalkarsak biz burada oyunda götümüz yapıştı. Herhalde gerçekte böyle bir arazi herhalde bir hafta kazarsın. Git babam git. Git babam git. Efendim Yiğit. Yani buradaki gibi düşünmüyorum hiçbir şeyi. Gerçek hayatta bu kadar büyük işe girmeye kalksam bunun yani mazotu var, makinenin tıkanması var. Var oğlu var yani.
Günde 5 konteyner lan, günde 5 konteyner lan. Aslında zaten bu tarla bir ayda biter lan. Bunlar büyük aletler. Dolayısıyla baktığın zaman arızaları da büyük oluyor. Küçükmüş la. 15 ton ne oğlum? Şimdi bu, bu burada, bu da burada. Şarj olmaya devam ediyorsun. Ediyorsun, güzel. Kanka bu oyunda da traktörler bence koca koca da biz yukarıdan bakıyoruz da bize küçük görünüyor gibi geliyor. Yani ben öyle hissediyorum. Az kaldı lan, biçer bitiriyorsun hadi. Yani biraz işin oyun kısmı olmazsa bunun keyfi olmaz ki be. Biraz da oyunun oyun kısmı olsun değil mi? Eyvallah Yiğit'im. Ne demek? Okulda beni zaten bulursun oğlum sen ya. Gerçi benim yarın neydi ya? Ben aslında yarın derslerim anaokulunda ama illaki öğle arası bahçede ya da yemekhanede karşılaşacağız oğlum. En kötü sabah İstiklal Marşı'nda karşılaşacağız seninle. Oğlum tarım pahalı da. Ya şöyle bir şey var. Tarım olmasa aç kalacağız hocam. Yani tarımı devre dışı bırakmak ya da tarım yapılamaması diye bir şey olamaz. Geberir gideriz lan açlıktan. Hepimiz ölürük. Vallahi ölürük, billahi ölürük. İyi de lan. Aynen öyle konuşuyoruz ya. Ne diyeyim? He öyle sohbet ediyor. Yok ben oyundan bahsettim. FS25 sen FS25'i... La bu FS25 bizim burada çıkacağı tarih belli de sizin orada yani İsviçre'den çıkıyor mu la? Çıktı mı orada? Bazı ülkelerde gameplay'i geldi. Sizde de mi 12 Kasım diyor? Sanki bazı ülkelerde çıktı gibi geldi bana o yüzden. Bazı ülkelere vermiştir, bazılarına vermiştir. Ya ya da erken erişim izni olan yayıncılara falan verdiler senin dediğin gibi. Erken erişim izni alacak kadar iyi bir yayıncı olamadım ki. Oho, ben oraya gelene kadar benim yaşım 60 olur ya. Sakallar falan iyice beyazlar, biz dede oluruz oğlum o zamana kadar. Ya o erken erişim muhabbetini zaten nasıl yaptıklarını hala anlamadım ya. Şimdi şu makine bitirdi gibi. Bu son turunu alıyor. Bu aldıktan sonra bunu yerine bırakacağız. Ne yerine bırakacağız lan? Yani kasaya bırakacağız. İnşallah sığmayacak gibi görünüyor ama. Ne kadar var ki şimdi? Bayağı doluydu iç.
Ben hali gazı satacak mıyız? İçine gidip satacağız. Satacağım da... şey olarak diyorum yani bayağı bir şey var. 8 diyor abi. Yolduğuna o bu boşaltmayı bırakacak. E tabi öyle olunca da oyundaki eksiklik şeyler ortaya çıktığı zaman da diyorlar ki ya şöyle olsaydı böyle olsaydı daha değiştirip bak, düzeltip 60 ha. Bin. Haa. Mecbur geleceğiz. Sıkıntı yok abi. Yani neyi ne kadar yapacaklarını ben de tam bilmiyorum ama yani bakalım aldık. Oyun gelirse. Hoş geldin Yiğit. Geri döndün madem. İyi ki geldin. Ya şimdi biliyorum şöyle bir şey var. Bir yıl, o bir yıl boyunca çıkardığı bütün DLC'leri sana bedava verecek. Tabii çıkarırsa. İlla ki çıkartır abi. Daha çok oyunda düzeltme güncellemeleri yapıyorlar işte. Onları alıyorsun. Mesela erken erişim verdiklerine de şey beta şeylerini veriyorlar ki hataları arıp buluyorlar, anladın mı? İşte Leo da ne diyor? Hata buluyorlar diyor. Hataları düzelttikten sonra da oyunu çıkarıyorlar diyor. Mesela örnek veriyorum 15 Ekim'de vermiştir 4-5 tane yayıncıya. Ya dünya çapında işte veriyor ülkelerden belirli insanlara, onlar bakıyor gameplay falan yapıyorlar. Oradan hata yani, topluyorlar. Yani en çok hangi yayıncılar yapmış bu bizim oyunumuzu? Dünya çapında FS22'yi bir aratıyor şeyde. YouTube'da. Tabii, adam buluyor kimler çok yayın, kimler izlenmiş daha çok, ona bakıyorlar. Ya tabii. Ya da kanalında bunun dışında doğru düzgün oyun oynamayan tipleri buluyorlar, onlara veriyorlar. O refüj muhabbetinde sana bir tane video gönderdim, gördün değil mi? Ha. Adamlar multi girmişler nasıl bir tek fark refüj harita yapmışlar. Diğer aldıkları bütün arazileri ama bunun multisi işte eğlenceli olacak lan. Ama oğlum, işte çok 25 fena alman lazım. Alacağım abi onu. Ekim'in ortasına doğru alırım. İnşallah. Sen onu aldın, ben de saymaya aldım. Saymaya başlayacak, hazır mısın? Hazır oyun mısın? Geldi diyelim. Sayıyor şu an. Ne çabuk. Oyun bana geldi, burada yapacağız ya DLC'leri. Hı hı. Şey modları. O modları senin eve gidip senin makineyi açıp aynı modları oraya da. Evet. GB ekran kartı mı diyor? Döverim onu. O kadar değildir lan. Geç 12 GB 128 bit ekran kartını alsın bir tarafına soksun, ben anasını satayım. Benim bitrate'im hayvan gibi. Evet, 8 GB 256 bitti ya. Benim 256 bit evet, 8'lik. Yani 12 GB. Bak şey gelmiş. 25'te ben buradan diğer şey modları indirdim. Sen evden bağlandığın anda o modların hepsini senin bilgisayara indirecek. Aynı bizim eski counter mantığı. Aa. Harita yoksa güzel indiriyordu ya. He. O kafa. Abi ne güzel. Sana yeterli olmaz mı sence? Bizim için. Bizim için yeterli olmaz mı? Niye yetmez o? Sıkıntı bilgisayarın onu taşıması, oynatabilmesi. Yani. Benim bu yayın düzeni girince şey içine girin. Olay farklı olur. Yayına veremeyebilirsiniz. Ben veririm bunu yayına her türlü. Veririz. Ya zaten Furkan bu yayını basacak. Ben Discord'dan sadece ses vereceğim Furkan'a. Başka bir şey yok. Hocam resmi bitirdim. Şimdi size basacağım. Yap bakalım ne yaptı. Bilgisayarda da yapmış olabilir. Ne resmi? Benim resmi yapmış bana. Ne resmi yapmış acaba? Çok merak ediyorum. Benim çocuklarım, oğlum benim öğrencilerim seviyor lan beni. WhatsApp'tan mı olacak? Numara mı? Yönemez WhatsApp'tan. Nasıl yollayacak? Ya baskı alıyordur çocuk, okulda vereceğim diyor. Bu da son parti mi? He. Hadi hayırlısı. Para 151 oldu, tarlayı aldık. He. Tarlayı aldık, üstüne süreyi kurduk. Anne. Süreyi kuramadık ama.
Şuradan suya gideceksin de. Yo 20 bin, 20 bin, 20 bin, 20 bin, 20 bin. 10 bin alacaksın bir taraftan. 20 bin. O devam ediyor hala değil mi? He. Şu tarlayı alalım. Arazi garanti aldık ya. Ona da yakıt alalım. ...5000 daha götürüyoruz anasını. Haritaya ekleme olayı mı? Vallahi olursa olur, olduğu kadar, olmadığı da kader artık. Ne diyeyim? Evet Yiğit'cim, dinliyorum. Hadi bakalım. Ya para fena değil la. Romorku geri gönder. Görevi de al, görevi de al. Parayı al, parayı al. He, parayı al, para. Aa, aldık lan. Al al, parayı al, parayı. Götürdük. 10 bin daha gelecek. Tamam, şimdi gidelim buna biz yakıt alalım. Yani o dediğin kısım Leon, yani açık konuşmak gerekirse oyunun optimizasyonları ile ilgili bazı durumlar da ortaya çıkacaktır sonuçta, ama şu mantıkla bakıyorum ben. Oyunu devreye almadan bilemeyiz onu diyeceğim, ama yani belli ediyor kendini aslında. Multi'ye geçtiğin zaman bilmiyorum, haritaya ek yapma, haritaya yükleme. Yani burada olay problem yaratır mı, yaratmaz mı hiçbir fikrim yok. Umarım yaratmaz. Şimdi mesela bizim ben evdeki kasada şimdi bir SSD bir de M2 var ya. Hı. Abi, kurulan oyunların hepsini şeye kuruyor. SSD'ye kuruyor mesela. Eyvallah Hit. Şimdi bizim araziye gideceğiz. Buna yakıt alacağız. Bunun yakıt bitmiş zaten. Bir şey kalmamış. Yani şey, bilerek buradan geldim ya. Çok yakıyor bu ya. Abi hayvan gibi çalıştırdık makine, bırak dersin. Siloyu da aldık. Euro olarak fiyat çok farklı bu arada. 86 euro. Sen geç bu işleri kardeş. Biz euro, dolar, biz TL'deyiz lan. Bizi daha çok dütüyorlar. Üzülme dostum. Bilerek buradan geldim ya, bir yakıt alırım, bunu tarlaya götürürüm diye. Yani diyorsun ki bu nasıl oluyor? Ben de sana şu soruyu soruyorum. 57 dolar yazan bir şey nasıl oluyor da 2000 TL oluyor mesela? Biz o 2000 lirayı kazanmak için 3-4 gün mü çalışıyoruz hocam? 5 gün mü çalışıyoruz? Benim günlüğümü hesaplayarak 2 gün. Yani 48 saat ebemizi belliyorlar, bir tane oyun. Yok lan öyle değil. 2 gün derken şöyle 2 gün. Bu niye arzaya girdi lan? 10 saat üzerinden. Bu niye arzaya girdi? Hı. Saçma. Çok kullandık. Güzel oldu lan, bir şey değil. Para değil. Oğlum biz zaten oyuna para vermiyoruz. Biz devlete para veriyoruz. Devlete oyun satın alıyoruz daha doğrusu. Kendimize değil yani. Kamyonun işi tamam. O bizim kulluk, hala bitiremedim lan o tarlayı. Fark etmez lan, bu araziyi aldım şimdi direkt. Üstüne de siloyu çaktım. Şu pulluğu al ya. Ay tüküreceğim pulluğuna, hala gidiyor ya. Ben bu araziyi alırım. Ya hadi hayırlı olsun al. Üstüne de şuraya siloyu çakarım. Yalnız bir şey diyeceğim. Suya koyduğum paran çok azalacak. Bir şey olmaz. Çok azalacak. Bir şey olmaz. Çok azalacak. Ya azalsın, bir şey olmaz. Bak paran kalmayacak. Boka saracaksın. O 20 binlik olanı bul. Onu bulacağım zaten. Onun fiyatı ucuz. 20 bin, 20 bin. Neredesin?
Geç bunu, bunu geç, geç bunu, geç bunu. 15. Bundan sonra bir yerdeydi o. Hadi be yeğenim. Tek bir tane şey. Aha şu. Bu. 15 milyon. Yönünü değiştir abi onu. Çevir yani makineyi. Bence yola doğru yapma. Silonun kıçını yola yaklaştır. Gel 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 gel. Yola sıfırlayabilirsin istersen. Yok. İyi mi böyle yeri? Yani. Çak. Hadi hayırlı olsun. Kasayı boşaltacak şimdi, sifte edecek. Hemen sifte edecek. Siftah bindim, bereketi Allah'tan diyoruz. Bakayım. Ben yayın aslında 30 FPS vermiyorum. Benim çıkışım 60. İşte taş... Oğlum YouTube mı? Siyah atıyor lan, dalga mı geçiyor bizle? Abi birkaç kere attı. Siftah benden, bereketi Allah'tan. Oh! Süleyi de koyduk, siloyu silo. Silo, silo. Şimdi o büyük taş toplam makinesini biz bir kiralayalım. Mecbur kiralayacağız. Satın almaya bir anlamı yok. Benim 60'a ayarlı şu anda. 60 fazla geliyor herhalde. Ünüm orgu da alalım. Ünüm orgu mu oluyor? Hmm. Traktör oğlum, çalışıyor oğlum. O şey traktör bağlantılı değil mi? Ben onu hep tır bağlantılı hatırlıyorum ya. Ya tır bağlantılı falan. Doğru ya, o traktör bağlantılıydı. Unutuyoruz işte. Bu yayın sistemlerini de 60 FPS'te çalıştırırız. Bunları var ya, yani 30'u var, 60'ı var. 48 ayarlanmıyor ki bizim program. Bir ayar çekmek gerekecek. Aslında custom ayar yaptırsa bana daha iyi olacak. Rahat edeceğim yani. Sen sadece bunu kiralamayacaksın, sen bir alet daha kiralayacaksın. Peki, ha şeyi. Dorpah'tan örnek alacaksın ya oğlum. Kiralarız abi. Söyle hele Hasan emmi, neye geldi? Torpaklar için emmi. Hamza! Süleyman! Desene bu tarla için der işimiz yok, hadi. Hadi de, hadi, hadi, hadi. Yiyor mu desene, hadi de. Yalnız bu boyamıyor boh yiyen. Çünkü şeyi boyalı olduğu için. Ama taşı topluyor. Topluyor da işte, yani göz kararı yapmamız lazım. Değil mi? Bir de o kısmı var. Ya Leo, benim zaten mevzu şeyden çıkıyor bende de ya. Programda 48 FPS basamıyorsun. Ya 30 ya 60. 60'ı gönderince RTMP'de sitenin kodlamasında bir yükleme yapıyor. 30 gönderince zaten oyun bok gibi gidiyor. Ama şunu biliyorum, ben yüksek gönderiyorum, o düşürmeye çalışıyor ve görüntüyü bozuyor. Onun farkındayım. Ama 48 FPS seçemiyorum abi. Seçebilsem yaparım. Aklıma bir şey geldi. Ne yapayım? Şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Aşağıdan yukarı çizmiyor ya. Yukarıdan aşağı da çizmeyecek. Yatay çizgi çizsin diyorsun. He. Yatay olursa nereye çizdiğimi anlarım ha? Tabii.
E o da bir mantık tabii, olabilir, niye olmasın? Bak şimdi belli oluyor değil mi? Hı. Mecburen diyorsun, bir şekilde yapacağız bunu yani. Sarıcı girmiş ya buraya. Tarla fidelik mi değil mi ona bakmak lazım zaten. Orada bir ortada bir boşluk bıraktık biz. Bırakmadık. Bir şey söyleyeceğim. Bunun taşlarını boşaltmadan direkt gönderdiğimizde taşlarıyla beraber kayboluyor değil mi bu? Evet. Mis. Bu işi sevdim. Öyle yaptık ki bir tanesini. Ya bu... Reklam olayını çözmeye çalışıyorum ben de ya. YouTube'da bugün çocuklar söyledi izlerken... Abi reklamları ayarsız ayarsız gönderiyor, ben anlamadım. Lan YouTube niye siyah atıyor ya? Siyah mı attı yine? Evet. Siyah atıyor abi YouTube. Kavga geçiyor benimle herhalde. Şey devam ediyor değil mi bizim hala? Kuluk. Kuluk devam etsin. Ne bileyim, şey yapmasın, bug yapmasın. Çapraz bölüme geldi ya. En fazla durur ya. Çok abartılı taş da yokmuş ama. Değil mi? Yeah. Bir ufak varmış da abartılı değil yani. Olsun, biz verimliliği arttırmak için. Ya verimlilikten ziyade aletleri bozuyor ya. Şimdi bu arazinin toprak ölçümlerini yaptıktan sonra bakacağız pH'ına, nitrojenine. Bak, bir şey kalmadı işte. İki sıralık işlemi kaldı. Ya öndeki alete ihtiyaç yok, daha bir onu sök tak mı yapacağız ya? Taktık, biz onu söktük, bir kere soktuk tarlaya. Görmüyor renkleri. Ve bunu bunun içine takamıyoruz. Unimorgun da içine takılmıyor. Mecburen orada duruyor. Neyse ama sivrisinek gibi duruyor. 36 bitti. Bitsin abi. Bir işçi çalışıyor, para gidiyor. Ne yapayım abi şimdi? Elimdeki işi bırakıp şey mi yapayım? İşçiyi mi çekeyim? İki dakika dur, bir şey kalma. Burada son sıraya döneceğim işte. Daş işi oldu ya, daş bitti. Daşı topladık. Kiralık da bu değil mi? Evet. Hadi gönder, direkt gitsin. Öyle yapacağız. Bizim pullu alalım yerinden. Tamam. Aslında şimdi bu traktörü götürelim, pullu toplayalım. Zaten o makineyi buna takmıyor muyduk biz? Alet kiralayacağız ya şimdi toprak tipi için. Ölçüm yapacağız. Diğer tarafa gideceğiz galiba biz. Tren yoluna doğru değil de öbür tarafa doğru. Biz neredeyiz? Tam işte. Şu tarafı geri. Tren yolun orada. Yol yok orada. Yol olsa oradan da gidiyoruz da yol tren, yok. Tren rayın üstünden giderim anasını ben bundan. Gidersin de tren gelirse ne yaparsın? Tren geldi, suya atlayın. Dağıt dağıt. Atla 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 atla.
Lan oğlum atla su lan bir şey olmaz. Geleceğe Dönüş filminde yaptığı yapıyor yani. Hatırladın mı? Tren raylarının üstünde şey yapıyor. O şey aleti kiralayalım. Çeşitli değdi galiba. Görene. Sonlara yakındı ha. Şimdi gelecek ya şurada bir yerde. Hatta şeye bakıyorum ben de o yüzden. O bayağı sona dibe yakındı o. Burada. Şu. Kiraladık. Diyorsun tarlanın işini halledelim. Ondan sonra gübre kireç fidelik mi değil mi bakalım. Sonra da ne ekeceğiz ona bakalım. Evet. Tahmin ettiğimden erken bitti. Ve 26 bin kaldı elimizde de. Şimdi o çıkar abi onun parası. Uyuyunca. Tabii. Aslında şöyle bir dangalaklık yapabiliriz. Hocam. Allah Allah. Şu tarlanın işini bitirelim de. Siloyu koydun ya. Hı hı. O arazi, orası hoşuma gitti o bölge. Allah. Oradaki o betonla, beton bölge var ya çok işimize yarayacak. Bizim araçların etrafı, şu bir ev var ya ev bozuntusu. Evet. O ev bozuntusunun etrafına valla başlarız biz yakında aralara koymaya. Neydi bu? V. B'ye basacağım. Bekle. Aldı. B'ye basacağız alacak. Ya sıkıntı yok ya o kısımda kral. Şu işlemleri bitirelim de bir. Gönder numuneleri. Ondan sonra şey makineyi sokacağız buraya. Gübre vesaire. Gönderdin mi? Bunu da gönderiyorum. Direkt gübreyi tak bunun kıçına. Nasıl olsa makinenin içinde vardı. Koymuştuk biz. Evet bunun içinde var zaten. Şu anda toprak bilgisi gelmedi ama. Hocam. Evet daha gelmedi. Makineyi sattık diye mi gelmedi lan? Ha? Biz numaraya gönderdik niye gelmiyor? Biliyor ya harbiden niye gelmiyor lan? Biz numarayı gönderdik.
Geldi. Geldi mi? Hı. Oo. Berbat. Oo. Gönder makineyi, hadi bakalım. İnsan hiç mi gübre atmaz kendi arazisine ya? Değil mi? Ama çok fena gübre yiyecek şimdi. Baksana su gibi akıyor gübre. Ya, tarlanın haline baksana abi. Var var, traktöre taktık. Traktörde var ya. Abo. Adam hiç sıkmamış ama yana. Ama bir anda yeşil oldu, farkında mısın? Bol atıyor, fazla atıyor şu an. Evet. Deli gibi atıyor şu an, baksana. Bu böyleyse kireç de böyledir ha. Ki kireç almamız lazım. Eğer buraya pancar, patates gibi bir şey ekildiyse biz almadan önce, Leon'un dediği gibi sömürür dedi, içinde hiçbir şey bırakmaz diyor bak. Olabilir, ekmiş olabilir ha. De 160 küsüre yükselttik, 200 kiloyu göremiyoruz şu an. Bak Leon diyor, gerçek hayattakiyle aynı yapmışlar diyor. Ve şöyle bir şey var, bunu... Kim bilir 25 nasıl olacak Leon? Bunun bir de şöyle bir durum var. Biz o zaman bu ekinlere bunu attıktan sonra ekinlerin o çiçeklerini görünce bu tarlaya bir daha gübre vurmamız lazım. Evet. 200 kiloyu görebilmesi için 190-200 kiloları. Tabii kabul ederse. Edecek. Çok ihtiyacı var çünkü. Öyle görünüyor. Aslında yine iyi ha. İyi yükseltiyor yani. Bir anda iyi yükseltti. Ha, biraz fazla kullandı ama iyi yükseltiyor bence. Öyle bir şey yok abi. Şuraya bak, uygulamalı mı? 400 kilo diyor. Bu dönemez buradan. Çünkü salak. Böyle yaparız abi. Yani diyorsun ki böyle atarız, sonra gider diyorsun kireci takarız ha. Tabii. Yine attı lan. Oo. Ya o oraya şey değdi herhalde, numune alırken işaretliyor ya. Tamam, makine kapalı değil ama. Şimdi şey yapalım, kireci deneyelim bakalım. Kireçte de felaket bir şey çıkacakmış gibi bir his var içimde. Kirecin römorku nerede lan? Burada. Bir de sarıcı sokacağız buraya, oh. Sarıcı istiyor mu bilmiyoruz ki, bakmadık haritadan. Fidelik mi değil mi bilmiyoruz. Sarılmıştı ya. Oo, bizim kireç almamız lazım abi, bu kireç yetmez buraya. Bilmiyoruz, bakarız. Önlü sprey gübre. O kadar da kötü değil lan kireci. Lan ne yapıyorsun gerizekalı? Yan koyarsan yan gider. Hayır, kafa düz diyor. Arka taraf yandı. O o kadar berbat değil. Gübresi çok kötüydü ya. Gübresi rezaletti yani. Baksana kireç nasıl gidiyor. Diyor da işte uygulama oranı değişiyor sürekli. Hı hı.
Tırsın lan. Çok yaşa. Hep birlikte canım benim. A baksana bayağı bir şeye dönüyoruz. Deniz mavisine döndü yalnız falan. Farkında dönmesine mısın? Dönmesine döndü de o mal buradan dönemez. Bayağı güzel bitiyor ama. Değil mi? Onu diyeyim işte sana. Ama yalan yok. Kireci iyi atmış buraya. Yok, kireç hızlı kurtardı ya. Gübre felaket ama. Gübre felaket yani. Şimdi abicim biz buraya ne ekeceğiz? Biz bu arazinin hiçbirine ne ekeceğiz ben bilmiyorum. Elimizdeki parayla zaten bir şey alamadığımıza göre. Biz buraya kanola ekelim. En hızlı biz yağ fabrikasını yaparız. Ama şöyle bir şey var. Kanolaya ektiğin zaman ya, soyadan gelen parayla yağ fabrikasını kuramazsan kanola satışta o kadar para etmez. İşte. Kanola satışta o parayı vermez sana, patlarsın. Biz kanola yağ fabrikasını kurmamız lazım. Kanolaya ekmek için ne zaman beklemen gerekiyor? Ağustos ata ağızlı. Soya fasulyesi ektiğimiz zaman da gene ekimi gene geçecek tarihi. Ben sana bir şey daha eklerim ama makinen yok. Mısır yok, mı? Süpürge darısı ekersen Ağustos'ta toplarsın. Çok para etmez ama. Yani çok para etmez ben söyleyeyim sana. Çok büyük bir para değil. Süpürge darısı ekersen ama toplar hemen arkasından şeyi koyarsın. Kanolayı koyarsın. Ama süpürge darısını süreye atabiliriz. Ya süreye de atarsın. Değerlendiği tarihleri bekleyip o tarihlere göre de satarsın. Her şey mümkün şu anda. Başka ne yapabileceğiz ki abi? Ya soya süpürge darısı. Bir şekilde satış yapmamız lazım, anladın mı? Şu an sen üretim bandın yok. Ham madde satıyorsun ve sattığın ham maddeden para kazanman lazım. Oğlum sen alacağın fabrika 80 bin euro. Ama şunu yapabiliriz. Süpürge darısını alıp süreye koyup mesela tavuk koyma ihtimalini düşünerek yani hareket tavuk, edebiliriz. Burada sadece tek bir besinle tavuk besleyemezsin. Hassas tarılasın. Mısır da koyacaksın, onu da koyacaksın, bunu koyacaksın. Biz gidelim kireç alalım abi. Bitti değil mi? %2 kaldı bir şey. Tarlanın da bayağı bir yeri kaldı galiba. İki turu geri kaldı da. Ne kadar kireç alacağız? Parayı çok gömmeden alacağız abi. Paramız yok çünkü. Çünkü tarlalar her seferinde şey istiyor. Fulle o zaman. O kasa 25 bin alıyor. Hangilerden? Torba al, onlar ucuz. Ya da silo al, sen bilirsin. 18 binlik silo alabilirsin. Tek parti. Seko. Harbiden lan silo alsana. Bunda mıydı? Oradaydı galiba ya da öbüründeydi, bilmiyorum. Git işte ya. Siyahtır zaten silosu. Bak 8 bin. Yok bu çok. Bu çok. Ne çok? Bu sığmaz kasaya. Orada kalırsın gibi. Bir küçüğünü al. 25 bin ton, 25 bin litre ya. O tuz siyah olacak abi. 18,5. Bunun hepsini alır kasan. 25'lik çünkü senin kasan. O arkandaki küçük şey 25 bin litre. Beklesin şimdi. Abi bastın alıyor bak. Yani şöyle düşün. Bu kasalarda kanka 25 binlik ya. Hı hı. İçinde 5 bin falan kaldığında ha bu silonun aynısından koy, tek seferde alsın. Nasıl? Gübre için de aynısı. Mantıklı yani. 4 bin sürü gübre kaldığında içine 18,5'lik gübreyi siloyla al, bas tek tuşa, 2 saat oraya park et, buraya park et, uğraşmaya gerek yok. Yani. Tek bastın geliyor bak. Bir daha ucuz. Ya kullanımı da kolay oğlum. Şimdi 1850'ye alıyorsun gübrenin 1000 litresini. Aslında doğru söylüyorsun be Gürcan. Vallahi bak. Öne suni gübre spreyi de alsak var ya.
Ama işte onların haznesi de ufak olur. 2000'lik haznesi olan şeyleri diyor, pıs spreyleri diyor, sıvı. Hı hı, onu diyorum işte. Onların haznesi de ufak olur. Sürekli doldur boşalt, boşalacak doldur, doldur boşalt, doldur boşalt oluyor geldi. Yani spreyi basacaksın, arkadan da gübreyi basacaksın. Evet. Yok pardon, gübreyi atacaksın, arkadan kireç atacaksın, evet. Tek makine. Hassas tarım modunda olduğun için şu an senin sıkıntın şu, Serkan'cığım, gübre ne kadar lazımsa o kadar sıkıyor ya. Yetebilir. Ama öndekiyle arkadaki aynı genişlikte atması lazım. Evet. Gelmişken diyorsun ha? Ya, tamir ettiririz bir ara. Şimdi buraya ne ekeceğimize karar vermemiz lazım abi. Kanka kanola ekeceğiz demiyor musun sen? O zaman diyorum ki ben sana süpürgeyi ek, kanolanın ekim tarihinden önce süpürgeyi çekelim, kanolayı ekelim. Boş durma sana arazi. Öyle yapalım değil mi? Az da olsa süpürge darısı da para kazandırıyor abi. Süpürge darısını şimdi ne zaman ekiyorduk? Nisan'da ekiyorsun, Ağustos'ta topluyorsun. Kanolayı da Ağustos'ta ekiyorsun. Ağustos ayında süpürge darısı ne kadar para ediyor? Bak altta 300 küsür ediyor. Hiç yoksa hiç yoktan para abi. Ya Şubat'ı satmaya bekliyoruz. Atarı sürüyor abi. Ne dert ediyor? Siloyu yani aldığına göre biriktir dursun. Vakti gelince sat. Ne olacak yani? Ya onu diyorum işte. Bizim şu tarla fidelik mi? Bir baksana arkadan ya. Devam et. İşlendi diyor, fidelik demiyor. Sarıcı istiyor yani. Hı hı. Kireç bitiyor zaten, şimdi sararız. Merhaba, merhaba. Hoş geldin dostum. Ulan tarlaya hiç bakmamış pezevenk ya. Baksana nasıl cayır cayır yıkıyor. Farming Simulator 22 dostum. Oralar daha önce ettin ya, haritada görünüyor ya. Hı hı. Sadece bir deniyorum abi. Alırım bu abi. Parselde bir tane atacağın yer kaldı. Alacağımız arazi kaldı. O da şu köşedeki küçük olan bu. Şurası. Bütün parsel bizim oluyor oraya aldığımız. En azından toplamından adam gibi bir şey gelir. Eyvallah. Gördün mü? O ortaya attı. Değil mi? Atıyorsa niye atmayayım abi? Oğlum yandaki araziye atıyor lan. Niye atacaksın yandakini? Ortaya. Şu an orayı ortaya atmanın bir manası yok ki. Olmaz olur mu? Ekmiyorsun orayı. Birleştirirsen. Hani sen yine taktı birleştirmeyi. Ama atmıyor bak şu anda. Çünkü o yolların olduğu yerlere toprak mımını almadım. Şincik. Bunu kenara koyacağım diyorsun. Sarıcıyla gireceğim ha. Zaten sarıcı takılı şu an. Ektikten sonra da sarıcı gireceğiz zaten. Yani. Ekim makinesi ünivok zaten her türlü çekiyor. Ekim makinesinin içinde tohum var da o tohumlar ne kadar ona da bakarız. Şu an parasal olarak pek iyi durumda değiliz ama şöyle düşünebiliriz olayı. Ya da 2-3 yatıp kalkmaya şey stüdyodaki şeyleri satacağız, süpürge darısını satacağız ya. Soya'yı mı satacaksın? Ne zaman satacaksın soya? Aralıktasın şu an. Soya'nın fiyatı ne kadar ki? Haziran'da, Hariççi. Haziran'da. Bunda aralıktasın da Haziran'da. Tamam. Aa, dünyanın vakti var Haziran'da. Bak tamam. Çekiyor onu. Fidelik yapıyor. Yalnız şöyle bir durum var. Aa! Şey sürüldü görüyor.
Yapmamış orayı. İyi gördün ha. Bu arazi bitirsin, oraya bir ellen girek biz. Aynen. Ya ben sana derim, arayışı için biraz biriktirmemiz lazım. Tabii. Önce arı mı fabrika mı onu bilmiyorum ama Arı. aslında bir 3-4-3 tane falan bir şey koyabilirsek. Arıların fiyatlarına baksana. Bakayım abi. Kaç metreküpe ne kadar para veriyor? En büyüğü 19 bin, onu koyamayız, paramız yetmez. Ama modlar var ya şu an elimizde. Notlardan belki gelmiştir bir şeyler. İşte ne geldi ona bilmiyorum ya, bakmak lazım bir. Bakmamış mıydık biz ona ya? Hatırlamıyorum, bakmışızdır da. Aklımda kalmadı. Hayvanlara seç arı. Are viz viz viz. Bak 26 bine bu gelmiş. Ama metreküp göstermiyor. Şurada metreküpü yazması lazım kardeşim. Bu hareket ettirilebilir trailer o. Bunda metreküp, bunda da yazmıyor metreküp. Abi bu çok pahalı, 26 bin hiç bize uygun değil. Bu da 19 bin abi, bunu koyacağımıza bunu koyarız, daha mantıklı değil mi? Ya bunu koyacaksın, onu koyacaksın da onun nöret... O bir de konteyner ha, çekebiliyorsun onu. Evet. Ya sabit şey değil o. Onu diyorum işte ben de. Ha, Kuzey geri gelmiş. Hoş geldin Kuzey. Ama şöyle bir şey, onu koyman, çekmen hiçbir şey değiştirmeyecek. Sabit koymak daha mantıklı bizim için. 19 binlik için demiyorum oğlum. Şu an paramız az ya bizim. Ya biliyorum abi, biliyorum. Arıyı başlatabilmemiz için diyorum. Ufak ufak başlayalım bir yerlerden. Mantık da şu. Bak zamanı biraz ilerlettiğinde azıcık gündüz açılsın. O bizim yer var ya. Kanka. Koyacağımız yerler, o refüj araları falan var ya. Hı hı. Oraya büyüğünü koymak sıkıntı olur. Küçüklerini müçüklerini koymak gerekir, anladın mı? O konteyner sabit mi lan? Aa, Leon diyor ki konteyner olanı sabitle, konteyner göründüğüne bakmayalım onu. Da 26 binimiz yok zaten. Şu mantıklıyım. Şimdi bak, bu binanın önünü kullanmıyorsun ya mesela. Burası ne oldu şimdi? Ne bileyim ben, burası ne? Adamı değiştir. Ev bizim ev görünüyor bu. Bizim evi satsana. Öyle yapacağım zaten. Bunu niye satıyorsun oğlum? Bunu da satabiliyorsun. Biz küçüğü kullansak bunu mu satsak? Ben de onu diyorum işte. Yapıştır. Allah bereket versin. Al sana aralık alan anasını satayım. Paraya bak. Al sana aralık alan, geldi arılar. Şimdi önce arının konteynerının gireceği yeri ayarla. Arıyı koyma. Önce konteynerla arıyı alacağın yeri koy. Tır sokacaksın ya. Abi onu öne alacağız. Onu bu tarafa alacağız. Çünkü o soru işaretinin olduğu yeri kullanamayız. Üstüne bunu koyup soru işaretini iptal edeceğiz. Bulaşmamak için. Aynen öyle. Bak ne yapacağız biliyor musun? Pat buraya. Pat önüne. Pat önüne. 3 tane buraya sığdıracağız abi. Ne diyorsun? Ama şey alman balları lazım. Balları alma yerinde öne koyarız. Çünkü bak şöyle söyleyeyim, bu yol kapalı ya. Şey al. Şu yolun şu kenara koyarız. Tırı da oraya, tır romorku. Romorku alalım da elde kalanı görelim. Otoludur romorku alacağım. Şuraya koyayım mı? Koy hamına, koy, koy. Palet yok diyor bak. Önce şunu istiyor, koy dedim sana. Bunu istiyor işte. Koca tır sokacaksın oraya. Öyle bir yere koy onu. Burası olmaz mı? Çok alan kaybedersin orada. Koca romorku sokacağız oraya. Öyle bir yere koyman lazım ki tırı önden sokup arkadan almamız lazım. He. Tamam buldum. Ama görünebilir bir yere koy. Ağaçları keseceğim. Ağaçları kesmek mantıklı değil. Bug yapıyor biliyorsun. Şöyle uca koysan betona. Şuraya şöyle koysam. Üst üste geliyor, üst üste geliyor. Buraya koysam. Görmüyoruz ki orada. Otlardan. Abi paleti zaten üstüne atmayacak mı bu bunun? Arı bu arı. Arı arı. Abi bak buraya koyduğumuz zaman zaten paleti üstüne atmayacak. Her türlü gözükecek bu. Şöyle bir şey yapalım mı?
Bunları böyle birbirine yakın koyacağız ya biz. Evet. Bak şu köşeye gel. Şu taş var ya bak taş köşe. Buraya. Tırı dıştan yanaşırsın anladın mı? Çimenden yanaşırsın ona. Olur. Şu alan komple sana kalır. Ah koydum gitti. Şimdi romork koyabileceğin yerin var. Romorku da al istersen kalan parana bak. O zaman şöyle yapalım abi. Dur. Bunu oradan çekelim diyorsun değil mi? Şu an fabrika koyabiliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen gel be. Ne keşfettik? Bu araziyi aldığımızda üstünde bulunan evi kaldıramayız sanıyorduk ama satabiliyormuşuz. Satınca iyi bir paramız oldu. Arazi aldık, silomuzu aldık. Şimdi bize ekstra gelir sağlasın diye arı yapıyoruz Kuzey. Arı vız 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 yapacağız. Vız vız para gelsin. Ya bakayım sen. İyi. Tamam. Oğlum bu kadar abartmana gerek yok ya. Dur dur. Onu kullanacaksın zaten. Kullanacağım abi biliyorum. Romork alacağız biz sen. Bizim şu tırı çekeceğiz. Yeri. Onu çek şimdi. Kasayı bırakacağız. Öbür kasayı alacağız. O romorkun olayını arı. Bak farkında mısın? O aradaki taş çizgiler gitti mi satılacak? Evet, onlar eve bağlıymış hep. Ama çimenlik alanların çimen kalması da bizim işimize yaradı. İşaretler duruyor yerinde yani. O bal attıkça onun üstüne girecek. Bal atıp atmadığını da görmemiz lazım. Çeşitli de. Otoludurlu, orludursuz. Odoludursuz. Autolotludur, ha bu işte. 30 bin. Oh. Bal alıyor bu. Hep kullandığımız mod. Balı ne yapalım? Beyaz mı kalsın bal? La renk menk yok, param yok zaten yapıştır böyle gitsin. Kuruşu kuruşuna dikkatli kullanmamız lazım kardeş. Bunu alalım gelelim. O koyduğun romork bal veriyor mu vermiyor mu onu anlamak için bir tur uyutmamız lazım. Mod ya. Hiç kullanmadık. O bal veriyordur abi ben. Bilmiyoruz. Patlamayalım sonra. Bal vermemiş olsun. Niye koysunlar abi onu? O aracın önündeki ne biliyor musun? Toprak sensörü. Toprağın neye ihtiyaç olduğunu, ne kadar bir gübreye, ne kadar bir kireci ihtiyaç olduğunu o sensör belirleyerek ona göre... Makine püskürtüyor. Fazla değerinde püskürtüyor. Örnek veriyorum ne kadar lazım bir metrekareye? Bir kiloluk gübre mi lazım? O bir kiloluk gübre atıyor. Diğer türlü fazla atmıyor yani. Ama hassasların modu, yani o mod yüklüyse var bunlar. Oyunun orijinalde yani kendisi böyle değil. Tamamen modla ilgili. Bunu o zaman şöyle yapalım. Çapraz güzel işte. Ama önce oraya palet attı mı onu bilmemiz lazım. Atacak mı yani? O zaman şöyle yapacağız abi. Gel çocuğum geri geri. Basacak sardırmaya bekleyecek. Gideceğim uyuyacağım lan. Şuna bir yaklaşsana metreküp görünüyor mu lan? 150 metreküp. 26 bin verdik 150 metreküp. 19 binlikler kaç metreküptü? Bilmiyorum ki. Bunlar da 150 küsur olması lazım kanka. Bence bu romork bize zarar ettiriyor. Bakarız anlarız şimdi. Aha Kuzey Kik'ten de geldi Kuzey. Benim bildiğim kadarıyla o 19 bin olan da 150 metreküp. O 19'luktan bir tane koyacaksın 150 metreküp mü değil mi bakacaksın. Eğer değilse satacaksın. Bir ufak zarar edersin. Yarı yarıya bir zararın olur ama ne olduğunu öğreniriz. 2, 2, 4. Atıyor. Attı. Tamam. Atmaya devam etsin hiç bozma onu. Bir tane 19 binlikten koysana. Kaç metreküp olduğuna bakalım sadece. Ya en fazla 8 bin dolar zararımız olur hocam. Doğru muyum? Yani aşağı yukarı. Şu 19 binlikten koy bir tane. Şurayı yan. Şuraya koyayım mesela. Oralarını boş bırakacaksın diye bir kaydı yok. 19 bin mi bir bak bakayım ona. 150 bin mi o? 150 bak. Niye 26 koyuyorsun? 26'lı sat. Çünkü çok yer kaplıyor. Değil mi? Evet.
yarı yarıya bir zarar ettik de. 19 binliği seç abi şimdi hayvanlardan, arılardan. Yanına iyi hizalama, çok boşluk bırakmamaya çalış. Arkasına böyle bir tane daha girer. Adam akıllı abi. Başka bir şeyin üstüne geliyor diye. Evet, orada niye öyle bir mallık yapıyor şu an? Onu düzenli koymaya çalışıyoruz ama. Bir tane daha koyduk. Biz orada olduğumuz için sıkıntı yaratacak ha. Ben sana bir söyleyeyim mi? O arkaya koyduğum var ya, onun hizasını da belki koyabilir ha. Değil mi? Paramız azalıyor. Yanına doğru koyar mı diyorum. Oğlum ne var ki orada üst üste geliyor ya? Yönünü değiştir. Aa. Tam nereye koyduruyorsa artık. Doğru mu? Yani. Şimdi yeter bu kadar, bir tane daha koyayım mı? Paramız varsa koyalım oğlum istiyorsan. Ortayı da boş bırakma, ortaya da koy ya. Başka bir nesnenin üstüne geliyor diyor abi. Allah Allah. Yok yok, oraya hiç girme. Dur, bir şey deneyeceğim. Para gidiyor şu an. Biliyorum, farkındayım. Şimdi koyacak mı diye. Değil mi? Evet. Peki bir küçüğünü koyuyor mu? Mesela 12 binliğini. O ara alanlara sonra bu küçüklerden koymaya çalışacağız kanka, ama şimdi değil. Bir tane buraya, bir tane buraya işte koyacağız. Bir tane büyük mü atsak? Yok, 25 binimiz kaldı, az paramız kaldı değil mi? Evet. Tamam. Şimdi romorku tam hizalayıp tırdan ayıracak. Her zaman yaptığımız. Yani arada boş olması gerekebilir, doğru söylüyorsun da. Almadı. Çünkü otoloader'ı açmadın. X'e bas. Aldı. Ya FB'si kasacak, onu biliyorum. Da çok kasmaz ya. Biz orayı doldurana kadar. Oha. Şimdi bir uyutalım bakalım şu an ne olacak. Dikişi tutturduk mu gerisi gelir diyorsun değil mi? Tabii canım. Şakalsın oğlum sen. Oradaki parayı uyutarak yekişip yine o araları da dolduracak. Hatta araların aralarına da daha küçüklerini de koyarsın sen. Hani insan giremesin oraya, böyle böcek giremesin. Hayvan herif. F4'ün sonuçlar hitbox'u sizin açık mı? Bilmen gerektiğini gösteriyor. Ona göre dizebilirsiniz. Bilmiyorum açık mı kanka. O dediğin şeyi hiç kullanmadım. Aa, alıyor, ne güzel. Mis. Şu an 27 binin var. Olsun. Bence hiç girmeyelim yani. Saat de geliyor artık. Bilmem bilmem. Zaman geliyor yani, artık gidelim. Artık gidelim bence ağırdan. Bekle bekle, acele yok, bekle. Ekim zamanına kadar gelecek, ekmeyecek. Bir sonraki ayına bırakacak. Direkt işten başlayacaksın değil mi? Eyvallah Yiğit'cim. Sabah görüşürüz oğlum. Kendine iyi bak. Sağ salim okula varırsak tabii. Yarın hava durumu ne ya? Motoru alıp da patlamayalım. Diyor. F4'e mi basalım? Oyun açınca bas bakayım F4'e ne olacak, çok merak ediyorum. Bir dakika. Kaydetsin. Şurada bir tuhaflık var. Şurayı halledeceğiz. Sarıcıyla. Bu bitti. Tamam, içine gireceksin işte, sarıcı üstünde. Ama şurada dediğin gibi değil mi? Şu uçta. Çünkü buraya taş toplama makinesi ucu değdi. Aa, yağış falan göstermiyor Serkan. Evet. Motosikletimi gönül rahatlığıyla kullanabilirim cuma gününe kadar. Cuma günü yağmur diye. Bu da şilemek oluyor. Şimdi bir daha bakalım. Gitti.
Hemen şu aşağı ucu deneyelim. Açıksa highbox olarak görünür diyorsun. Anladım. İnşaat modunda mı açacağım onu ben Leon? Yoksa normal herhangi bir şekilde açsam gösterir mi? Bak. Görsel olarak da yapmadığını görebiliyoruz yani. Ha tamam. Tamam. Leo onu senin dediğin o şeyi şimdi dürteceğiz. Şurayı bir mıncıklayalım biz. Tamam. Arıların olduğu yere gideceksin ya zaten. Oraya gidince bir F4'e bas bakayım. Açık mı konsol bizde? Açık mı değil mi bilmiyorum çünkü. Konsol derken? Ya gidince anlayacağım. Git oraya. Evet. Bir F4 yap bakayım. Bastım. F4'e bastık. Hiçbir tepki yok. İnşaat moduna gir abi. Şimdi bas F4'e. Yok hocam. Bizde konsol açık değil. Ben de kapalı tamam. Açık mı kapalı mı onu öğrenmiş olduk böylece. 30 binimiz var. Aramız var. Biraz elektrikçilerden para gelsin. O oraları küçüklü büyüklü aralarla fulleyeceksin sen anladın mı? Bir de şu bilgisayarların artık şey pencere ayarlarını bir mıncıklamamız lazım bizim. VMIS'in çıkış ayarlarını. Settings'ler, Steam ayarları. İşte o True dediğin işe hiç bulaşmayalım biz. Zaten şurada bir 3-5 hafta, 2-3 hafta daha oynayacağız. Ondan sonra yenisi gelecek zaten. Paramız ne oldu şimdi? 32, 33, 35. Bit. Bir tur daha uyuduktan sonra yine gidip oraya bir şeyler konulabilir diyorsun ha? Başka bir şey koyacağım lan. Orayı düzgün kullanalım Seko. Oraya arı kullanalım oraya. Burası arı zaten abi. Ya arılara yüklendi artık. Elindeki parayı koyacaksın elektriğe. Yani emin ol arı daha çok veriyor yani. Dur abi dur bir şey hesaplamaya çalışayım. Bunu koysam 600. Arı daha fazla veriyordu. Dur abi dur. Sen kardeşine bir güven dur. Mart, Nisan. Yani 3 gün daha uyutabilir, uyuttuğumuz zaman arı koyabiliriz. O kadar çok vermeyecek emin ol. Vermesin. Yapacak bir şey yok. 900 veriyor sen. 40 tonu ne kadar çok toparlarsan balda o kadar fazla verecek ama. Ve o balları koymak için ayırdığın alan var ya orası dolarsa biz var ya bal imparatorluğu kurarız yani. Öyle görünüyor yani. 20 dakikada ekemeyiz değil mi? Ekemeyiz. Hiç girme o işe. O işe hiç girme hocam. Yolcu drop bus yapacağız mecburen. Yarın pazartesi çünkü. Uyut bir daha. 1 Nisan diyecek ve kalacak. Evet. Sen Leo hep kurcalıyorsun oyunu zaten ya. İyi. 3 Mart dedi. Bir daha uyuyacağım. Bu kadar. Aynen öyle. Şu an zaten arıya maraya para yatıramazsın çünkü işçi kullanacağız biz bir dahaki yayın girdiğimizde. İşçi kullanacağımızdan mütevellit mecburen
Şu an bir sıkıntımız yok. 11-12 bini hiç oraya basmayalım yani, hiç gerek yok. Arılardan geliyor, bizimki de topluyor. Bak 6000 oldu bile. Bu alanı komple arıyla dolduracağız, FPS'in anasını belleyecek ama. Tabii canım. Buraları falan dizeceğim. Bitmeyen döngü değil lan, 9-10 ay sürüyor. Kuzey niye öyle diyorsun? Ya kesiyor, yapma mu şunu ya. Kesiyor mu, ona bakacağım. Kesiyor. Şimdiki. Kodlamayla uğraşabiliyorsam uğraşırım diye. Allah'ın çatla. Çalışan makine yok. Her şey kapalı, her şey kapalı. Bir kontrol edelim. Devreye girecek olan tek şey ekicimiz. Her şey yerli yerinde şu an. Cayır cayır gidiyor abi. Bütün her şey fidelik konumunda. Bir oyun sevleme olayına şey yapalım. Oyun sevleyelim abi. Patlamasın götümüzde. Evet, gerek arkadaşlar, yok böyle şeylere. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Herkes, her insan gibi pazartesi sabahı işimize gideceğiz. Öğrencilerimiz de okuluna gidecek. Dolayısıyla saatimize baktık. 11'e gelmiş. Artık yatın, zıbarın. Biz de gidip zıbaralım. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere bir sonraki yayında.